Değerli hocalar, sevgili öğrenciler, Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvaffak kılsın inşallah. İnsan hayatı biliyorsunuz çok kısa, gelip geçeceğiz. Siz şimdi bu sözleri pek şey etmezsiniz, kabul etmezsiniz ama belli bir yaştan sonra bunu öğreniyorsunuz. Şimdi benim yaşım 70'ten yukarıda, sorsanız sanki dün, hiç aslı yok. Çok hızlı gelip geçiyor. Şu anda biliyorsunuz her saniye bizi son noktaya doğru götürüyor. Ama biz bunun hiç hesabını yapmıyoruz. Onun için Allah razı olsun, teşekkür ediyorum ilginize. Değerli zamanlarınızı bana tahsis ettiniz. Cenab-ı Hak dilimin bağını çözsün. Zamanınızı öldürmeyecek şekilde güzel şeyler söylemeyi Allah bize nasip etsin. Çünkü saniyelerimiz değerli. Biliyorsunuz Tekasür suresinde Sümmeletüs elünne yevmeyzin anin naim. Sonra mutlaka le enne letüs elünne. Mutlaka hesaba çekileceksiniz nimetlerden. Evet. Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız, çatlarız. Nefes alıp vermek nimet. Şehzade öyle söylüyor. Pester hem nefesi du nimet mevcudest. Bir nefes alıp verdi iki nimet var diyor. Hiç olmazsa bir şükür lazım. Evet, ondan dolayı bu hayatımızın her saniyesinin hesabını vereceğimize göre bunu düşünerek zamanımızı değerlendirmek zorundayız. Şimdi evvela sizi şöyle şu açıdan kutluyorum. Cenab-ı Hak geçmişinizde güzel bir yazı yazmasa innellezine sabakat lehum minnel husna, geçmişinizde güzel bir yazı olmasa siz bu Marmara İlahiyede gelemezdiniz. Evet. Marmara mı neydi? İstanbul. Özür dilerim. Evet. Ya bizim zamanımızda tekti de onun için aklımda o kalmış. Evet. Şimdi İslam'da insana hizmet Allah'a hizmettir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın en yarattığı kıymetli varlık insandır. Halaktu biyedeyye. Ellerimle yarattım buyuruyor Allah. İnsan niye bizzat meşgul olur? Çok önemsediği şeyleri bizzat yapar. Halaktu biyedeyye. Kur'an'da böyle. Evet, insanlara hizmet etmek o bakımdan Allah'ı memnun eder. İnsanlar Allah'ın iyalidir, çoluk çocuğu mesabesindedir. Bunlara hizmet böyle Allah'ı memnun eder. Ondan dolayı bir işçi, bir mühendis, bir doktor, bir diğer meslek sahibi adam, bir tüccar, bir esnaf, bir ziraatçı hepsi insana hizmet eder. Bir tekstilci, bir elbiseci hepsi insana hizmet ediyor. Şu elbiseyi yapmasalardı ben sizin huzurunuza çıkamazdım. Ayıplarımı örtüyor. Evet adam para kazanıyor ama benim bana hizmet ediyor. Dürüst davranıyorsa bunlar hangi meslekten olursa olsun Allah'ın çizdiği çizgileri aşmıyorlarsa bizimle aynıdır. Yani ayet hadis okuyan adam ne kadar güzel bir insansa, güzel işler yapıyorsa ki Ensarullah tabiri var Kur'an'da. Ve Allah emrediyor. Künü Ensarullah. Allah'ın dinini siz tebliğ edeceksiniz, öğreteceksiniz. Hükümlerini öğreteceksiniz. Allah'a yardımcı niteliğiniz var. Kim yardımcı olur? Çok sevilen, çok güvenilen insan, insan yardımcısı olur. O kadar makbulsünüz Allah katında. Geçmişinizde de böyle güzel yaz var, buraya gelmişsiniz. Şimdi sizin onlardan üstünlüğünüz şurada. Evet, insanlara hizmet böyle güzeldir de, onlara insanlara hizmetin güzel olduğunu, yollarının yamuk veya düzgün olduğunu kim öğretecek? Din adamı öğretecek. O bakımdan üstünlüğünüz var. Onlara siz öğreteceksiniz. O bakımdan Allah'a şükretmeniz lazım. Bu kazandığınız şerefi korumanız lazım.
başlık çok kapsamlı bir şey. Ben sabaha kadar konuşurum. Benim çengem düşük bir herifim ben. İtiraz etmediler mi? Devam ederim. Zamanın el verdiği ölçüde bu insanın değeri, insanlık döneminin de en değerli safhası, gençlik dönemi konusunda sizleri bildiğim kadarıyla bir şeyler aktararak bilgilendirmeye çalışacağım. Notlarımı getirdim. Kitapsız dersiniz diye, kitapsız demeyesiniz diye. Sonra siz tabii araştırıcı kimselersiniz. Her şeye rastgele inanmazsınız, inanmamalısınız. Neden, niçin sormalısınız. Önünüze çıkana rastgele tabi olmamalısınız. Doğru olanı yapmalısınız. Sorma hakkınız var. Soracaksınız. Niye böyle? Onların da senetlerini getirdim sorarsınız diye. Sonra biz İslam hukukçusuyum ben. Gerçi kimseye söylemem, karışık bir adamım ben de. İslam hukukundan doktora yaptım. Ondan sonra avukatlık yaptım. Zengin oldum. Evet. Parasız da olmuyor çocuklar. Daire aldım, araba aldım, arsa aldım falan ama tatmin olmadım. Zevk alamadım. Tekrar ilim alemine döndüm. Bahsedilen o hocam, sen dedi, dön dedi. Ben de zaten bunalmışım. Tatmin olmuyorum. Bir arkadaşım avukatken ziyaret ettiğimde Kur'an hocası, profesör Marmara İlahiyat'ta hep sizden şikayet etti. Nerede bizim zamanımızdaki dedi, uslu çocuklar dedi, saygılı çocuklar. Hoca dedim, hiç şikayet etme. Ben böyle lamba yakıp arıyorum dedim o çocukları, talebeleri. Onlar dedim senin veli nimetin. Onlara dedim aman kalbini kırma, hiç şikayet etme. Evet, size ders anlatmak, konuşmak Allah'ın bir lütfu, bir şeref. İlahiyatçı öğrencilere, insanlara rehberlik edecek kimselere, Allah'ın yardımcılarına. Ondan dolayı Allah'a hamdü senalar ediyorum. Evet, siz öyle şerefli bir mesleğe yönlendirilmişsiniz. Kaderinizde güzel bir yazı var. Demek ki ailenizde iyi, temiz. Yoksa kolay kolay buralara gelmezsiniz. Başka yerlere gidersiniz. Şimdi insanlara örnek olacağız, bilgiler vereceğiz. Ben de yaşlı bir herifim. Tecrübelerim var. Dedim ya, ticaret hukukundan doçent oldum. İş hukukundan profesör oldum. Karışık bir herifim. İyi oldu ama bu. Her sahada nasıl işler, nasıl yürüyor, o adamlar neler düşünüyor, neler peşinde koşuyor, onların içine girdim çıktım. Kimseye söylemem de ben kiliseye de gittim. Ayinlere de katıldım. Evet. Havraya da gittim ama haham katmadı beni. Smokin yok dedi. Smokin giy de gel dedi. Hani şimdi resmi şeylerde giyiyorlar ya, papyon, siyah bir şey. Smokin demiyor musunuz siz ona? Bunlar merasim. Bu olmadan dedi seni sokmam. Ya ben işte üniversitede hocam falan dese de kabul etmedi, sokmadı. Ama Tevrat'ı kaç kere okudum. Şeylerine gittim, aralarına böyle Yahudi kimselerle konuştum. Onlarla sohbet ettim, yemek yedim. Kafasının içini öğrendim yani. Evet, bunlar bana çok güzel şeyler öğretti. Şunu söylüyorum, sizler lütfen anam baban hacı, hoca filan diyerek bu yolu benimsemiş olmayın. Güzel bir şey bu, tamam da bilerek, bilinçli olarak inanın, mesleğinize sahip çıkın. Ben Notre Dame Kilisesi, meşhur Notre Dame Kamburu ezberlettiler değil mi lisede size onu? O kiliseye gittim, son derece temiz, pırıl pırıl ama çocuklar bunaldım. Sanki nefes alamayacak gibi bir sıkıntı geldi. Ondan sonra 1970'lerde oluyor bu söylediğim olay. Ondan sonra işte o zaman Türkiye'den giden işçiler Rudengen
Orada bir apartmanın bodrum katını kiralamışlar. Çok çukurda yeni gitmişler. Cuma günü sabahtan Notre Dame'a gittim. İşte geldim camiye. Yaz günü. Kalabalık. Havasız yer. Güzel kokar değil mi? Millet terlemiş. Havasız. Evet çocuklar. Vallahi diyorum bakın. Kiliseden, pırıl pırıl kiliseden geldim. Oraya girince o ter kokuları. Allah! Cennete girmiş gibi. İçim açıldı. İçim açıldı. Evet. Sonra Sacré-Cœur'e gittim. Sacré-Cœur Fransız devlet adamlarının cumhurbaşkanları, bana George Pompidou vardı. Şişti, patladı sonra öldü gitti. Yani çıralı olsun da güzel yansın diye Allah ona böyle çok yağ vermiş. O filan oradan kalktı. Oraya ayine katıldım. Lo 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 bum. Ben de lo 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 bum. Derken evet yaşadığım şeyleri anlatıyorum çocuklar. Bizim namazımız gözümün önüne geldi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu. Bütün iliklerime kadar sarsıldım. Allah'ım dedim. Beni Müslüman yarattığına milyarlarca şükür olsun. Bir lo 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 var. Bir de Allahu Ekber var. İçinde hissediyorum. Müslüman olduğumu orada anladım ben. Evet kocayım falan filan ama her şeyimle orada İslam'ın ne kadar güzel din olduğunu hissettim, yaşadım. Kötülüğü görmeden iyinin değerini bilemiyorsunuz. Bir Evliyaullah'tan birisi ben diyor iffeti diyor iffetsiz fahişeden öğrendim diyor. Ona bakarak onun yüzünden davranışından ondan öğrendim diyor. Evet insan karşı şeyi görmeden dinimizin güzelliğini göremiyor. Evet Müslümanız yapıyoruz ediyoruz ama bir de böyle derinden hissetmek. Şimdi ben 80-90 arası hep Paris'e giderdim. 90'dan sonra da terfi ettik. Amerika'ya gittik, gider olduk filan. İşte Fransa'da konuşuyorum gittikçe orada. Orada duymuşlar Müslüman olan Fransızlar. Michel diye birisi geldi. Kaldım eve. İşte Mevlevi Derneği kurmuşlar. UNESCO'nun yazdığı Mevlana Hazretleri hakkında yazdığı eserleri okuyaraktan Müslüman olanlar. Mevlevi ama bir salon kiralamışlar. Orada kadın kız çıplak hepsi birbirleriyle sarmaş dolaş ellerinde kadeh sarmaş dolaş öpüşerek dönüyorlar böyle. Onlardan birisi biz de diyorlar Mevlevi'yiz Müslümanız filan. O işte o adam Michel bunlardan bahsetti. Sonra tabii şimdi İslam ne, küfür ne? Onu arz etmek için bu misali size veriyorum çocuklar. Evet. Sonra onunla konuştuk. Her gün geliyordu. Ben masada, o aşağıda oturuyordu. O kadar saygı duyuyordu. Filan tam dört dörtlük Müslüman oldu. Ben becerebildiğim kadar aktardım. Ona dört dörtlük Müslüman oldu. Mutluluktan uçtu. Mutluluktan uçtu. Mevlana Hazretleri dönüyor diye oraya girmiş. Fuhuş yapıyorlar. Ama sonra Mevlana'nın ne olduğunu, onun sözlerini ona aktarınca işte Allah nasip etti. Tam Müslüman oldu. O kadar mutlu olmuş ki anlatıyor şimdi. Bana geldi anlattı. Eve gitmiş ne kadar şey varsa masa, sandalye, koltuk, karyola, moryola hepsini sokağa atmış. Apartman dairesinden de çıkmış. Araziye gitmiş, çadır kurmuş. Peygamberin karyolası yoktu dedim ben. Koltuğu yoktu. Kabadöşeği yoktu. Öyle değil mi? Yalan mı? Evet. Yerde yatıyordu dedim filan. İşte bunları böyle gitmiş uygulayacağım diye hepsini sokağa atmış, çöpe vermiş.
gel dedi, dedi peygamber gibi yaşayacağım dedi. Filan ne yaptın dedim, apartman çıktım, koltukları attım dedi, karayolu attım. Ya dedim onları bana verseydin ya ben sokağa atsaydım. Yanlış yapmışsın. Yani peygamber küfürden İslam'a tam dönüş yapınca duyduğu zevke bakın, her şeyi feda ediyor adam. Sokakta arazide yapmaya razı oldu. Dedim yanlış, gidaldi koltukları. Tabii o anda uçurmuşlar da koltukları. Dedim gene apartmanda kal, karayola da yat, şey yap. Ya o peygamber, insanla peygamber olamaz ki dedim. Sen dedim onu evet örnek alacağız da tam onun gibi olamayız. Örnek alacağız dedim, sen yine koltukta kal, bunlar dedim ihtiyaç şeyler filan. Hani diyeceğim şu, Müslümanlığı küfürden geçince öyle bir zevk duymuş ki. Bunu ben kaç tanesinden duydum. Sonra geldi 5-10 gün sonra, hocam dedi ben dedi münafığım dedi. Niye dedim? O senin yanında duyduğum zevki dedi duyamaz oldum ben dedi. Münafık oldum. Hatırlan dedim. Her gün duyuyorsun işte. Devamlı duyduğun için alıştın. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki as-sabr inda sadamatil ula. Sabır ilk musibetin çarptığı andaki sabırdır. Şimdi birisi öldü. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin. İşte Hakkari'de, nöbette oldu filan. Nasıl bağırıyor? Görüyorsunuz televizyonun adı. Bunlar yanlış şeyler biliyorsunuz. Hocalar size anlatıyor. Niye haramdır? Putperest Arapların adetidir. Adaba da azap edilir. Ona da azap edilecek. Belundur. Dalaletler kitabında da var. İmanımızın zaafından dolayı aslında insan zayıftır. Tabii ağlar, ağla. Tamam ama kadere neyi itiraz ediyorsun? Niye vuruyorsun? Niye öldün diye bağırıyorsun? Sen kadere inandın diyorsun. Niye? Bunları hoş karşılamamız lazım da işte biz çürük böyle insanlar olduğumuz için bu taşkınlıklar yapıyoruz. Bunlar doğru bir şeyler değil. İşte bu mutmainne, bizde nefis var biliyorsunuz. Bu nefis tam İslam'a girdi de, peygamber önüne kaldı da, nefsinin, nefsi emmarenin o isteklerini dizginledi, iradesini aldı da, mutmainne makamına yükseldi mi? Evet, rüzgar nereden eserse etsin, şükür. Evet, Yunus Emre yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Aşkınla avunurum. Mevlana da öyle diyor. Yaradılanı hoş, neysen gel diyor. Evet, öyle o mutmainne makamına uğruşunca insan sonsuz bir zevke şey diyor, her şeyi feda ediyor. Tabii oraya ulaşmak için bilgi olması lazım, kafa çalışması lazım ve o öğrendiklerimizi yaşamamız lazım. Gençlerin problemleri şimdi çok. Güzel bir genç olmak için Peygamberimizin sözlerine uyacağız. Evvela şunu arz etmek isterim. Biliyorsunuz Müslüman Allah'ın rızasına ulaşmak için çırpınır hayatı boyunca. Peygamberin sevgisini kazanmak için çırpınır. Allah'ın emrini yapar, peygamberi örnek alır. Ana hedefi ebedi saadettir, Allah'ın rızasıdır. Bunun için çırpınır. Ötekiler hep şeydir, gelip geçici şeylerdir. Bunun da en kestirme yolu cihat. Çanakkale'de şehit olmak. Değil mi? En kestirme yolu. Şehidin ilk kanıyla tüm günahları silinir. İkinci damlasıyla cenneti görür. Hadisler var böyle. Zor bir iş tabii. En kıymetli canını Allah için feda ediyorsun. Bu Çanakkale'yi görün, okuyun. Evet, yakın tarih. Ben her sene giderim. Her sene orada araziyi dolaşırım. En kıymetli şey can. Tek tüfek. Karşıda mitralyöz var, sipere girmiş. Bizim askerimiz komutan Mustafa Kemal Paşa baş marş deyince düğüne gider gibi diyor gidiyorlar. Çünkü diyor cennete inanıyorlar. En büyük rütbe şehitlik rütbesi. Bunu kazanmak için ölüme koşuyor. Birinci bölük kamilen şehit oluyor. İkinci bölük onu görüyor. Marş marş diyorum.
Onlar da düğüne gider bir koşuyor. Onlar da kamilen şehit oluyor. Üçüncü bölük marş diyorum, onlar da. Üçüncü bölük gittikten sonra diyor, baktım ki düşman siperleri boşaltıp kaçıyorlar. Ölümden korkmayandan korkulur. Böyle Allah için canını ortaya koydunuz mu bir şeyler oluyor. Şeyde de böyle olmuştu. Hudeybiye'de de, Bedir'de de biliyorsunuz. Hudeybiye'de 1400 kişi var. İki süvari var. Diğerleri hacca inşallah giderseniz baş açık, yalın ayak, bir peştemal yukarıda, bir peştemal aşağıda. Külot, mülot yok, hiçbir şey yok. Böyle gidilir. Hiçbir şey yok. Orada düşman demiş ki sokmayacağım. Bildiğiniz şeyde söylüyorum ama sokmayacağım. Peygamberimiz de Hazreti Osman'ı göndermiş. Daha evvel Ömer'i göndermek istemiş. Ömer biliyorsun Hariciye Bakanlığı yapmış müşriklik döneminde. Dil biliyor, çok zeki, kültürlü adam. Demiş ya Resulallah beni gönderme, ben sert adamım. Çok kişiyi patakladım. Ömer zengin adam, herkese eli açık verdi. Onu severler, onu gönder. Tamam, göndermiş. Biz demiş savaşmaya gelmedik, Kabe'ye gideceğiz. Demişler seni severiz. İşte Kabe, dön git. Yok demiş, Resulullah dönmeden vallahi dönmem. Allah demişler sen iyi adamdın ama beynin sulanmış. Hapsetmişler, kızmışlar. Evet, bu hapsedilme öldü diye gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini toplamış. Osman için çarpışmaya, Allah için çarpışmaya var mısınız? Silah yok. Elinde silah yok. Bir peştemal yukarıda, bir peştemal aşağıda. Varız diye öyle bir biat etmişler ki Beyatü Ridvan deniyor biliyorsun onlara. Peygamberimiz kolunu sökecekler. Hazreti el tutmuş. Aman sökmesin ne diye. O da pehlivan biliyorsunuz. Yoksa koparacaklar. O kadar samimi. Ölmeye varız. Silahsız savaşmaya hazır. Bu onların kararlılığı. Ölümden korkmamak. Bu kararlılık hemen düşmana duyulmuş. Aman demişler anlaşalım. Evet. Ölümden korkmadınız mı? Düşman korkuyor. Allah için her şeyi feda ettiniz mi? Ölüm nedir dediniz mi? Böyle oluyor. Bedir'de de öyle, başka yerlerde, Çanakkale'de de öyle efendim. Şimdi en kestirme yol bu. Cihad. Peygamberimiz cihada giderken bir delikanlı gelmiş. 27 yaşlarında. Onun hadisi var ölümde. Gözlüğü takacağım ama ihtiyar değilsiniz diye takmıyorum. Evet. Ben üst katta oturuyorum. İhtiyarlı gelmesin diye üst katta oturuyorum. Siz de tedbirli olun ha bak. Sonra beliniz ağrıyor, başınız ağrıyor, karnınız ağrıyor, bacağınız tutmuyor. İhtiyarlığı sokmayın eve ha bak. Ona göre devirim de. Bak o tedbirli davranın. Evet. Şimdi 27 yaşında demiş ben de gideceğim. Asker gidiyor. Demiş bakmış genç. Evli misin evladım? Evliyim. Çocuğun var mı? 3 tane var. Peki onları bakmak için, terbiye için kimi bıraktın? Allah'ı bıraktım diyor Resulallah. Dön geri. Çocukların yetişmesiyle uğraşman senin ne güzel cihadındır. Evet, o hadis-i şerif var burada. Yani gençleri, çocukları eğitmek, onlarla uğraşmak, Çanakkale'de ölmekle aynıdır. Allah yoludur. En kestirme yoldur. İstikbalimiz sizlersiniz, çocuklardır çünkü. Evet, bu gençlerin eğitimine Peygamberimiz de dinimiz de çok önem vermiş. Onun için yani ben ta evlilikten başlayacağım. Hani güzel gençlik, problemsiz gençlik. Şimdi şu var, bu var, problemler var. Problem olmasın diyorsanız evvela evlilikten başlayalım. Evlenmek mecburi. فَاَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Helal olan, hoşlandığınız kadınla evlenin. Ey bekar kızlar oğullar. Yok canım, sizi ben ayet hatırlatıyorum. Talep adam sonuna kadar bekleyecek. O hemen evlenmeye kalkmayın yani. فَاَنْكِهُ emir ama evet, zina yapacak kimsenin evlenmesi farzdır. Zina şüphesi varsa vacip olur. Çok sağlam, genç, kız, delikanlı en azından sünnet-i müekkededir. Çünkü Peygamberimiz zina yapar mı? Yapmaz. Yapmadığını tabii ben söyleyeceğim. Benim peygamberim o. Siz de söyleyeceksiniz. Ama Voltaire'e hep söylerim ben.
Voltaire'e bakın, İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde kitabı var. Vocabulaire de Philosophie kitabının adı bu. Muhammed maddesine bakınız, felsefe lügatçesi. Oraya bakınız, Voltaire dindar bir Hristiyan ailenin çocuğu. Babası, anası hep kiliseye götürürlermiş. Ama filozof adam, süper zeki, dahi bir adam. Gençken o temyiz çağında bakmış ki papazlar kilisede bir türlü konuşuyor, hayatları başka. Zeki çocuk. O günah çıkarmaları filan bir şeyler yapıyorlar, film çeviriyorlar. Ben de gittim. Hak eden orada günah çıkar diyorlar. Karlan kırzına geçiyorlar yani. Kızların kırzına geçiyorlar. Allah'ın kanuna aykırı her gidersen bu böyle. Yani insana öyle yaratmış Allah. Düzen bu. Buna aykırı hareket edersen, papaz da olsa, din adamı da olsa olmaz. Bunları da gördüm yani. Onun için kiliselere gittim. Gördüm yakından. Bundan dolayı gülmüşüm ben o Sakrekör'de, o Rizelilikleri. Gülünce geldi birisi, dedi ki İsa çarpar dedi. Çarpsın lanın dedim. İşte buradayım ben. Gelsin çarpsın. Hala bekliyorum, çarpmadı. Niye çarpsın ya? Ben onun adamıyım. İsa Aleyhisselam'ın adamıyım ben. Çarpar mı? Öyle şey diyorlar, inandırıyorlar onlara. Neyse, bu rezillikleri görmüş. Aynen şimdi olduğu gibi çocuklar, kıyamete kadar böyle olacak. Siz de din mensuplarısınız, dini öğreteceksiniz. Bana neler söylüyorlar? Yobaz, gerici, dangalak, kafan çalışmıyor. Aya gitsen. Evet, böyle mektuplar alıyorum. Senin gözünü ayacağım, dırnağını sökeceğim, öldüreceğim. Bunları karşılaşacaksınız. Evet, eskiden beri böyle. Evet, bu böyle, Allah böyle. İmtihan dünyası, iyiler var, şerliler var. Bu şeyde biz Allah'ın emrini tutup, peygamber önünde kalıp, akıllı hareketlerle hayatımızı tamamlayacağız. Evet, peygamber terörist. Affedersiniz. Yani meclis sözün meclisinden de, peygamber zampara. Bir karı yetmemiş, kaş kar almış. Evet, böyle söylüyorlar. Şimdi de söylediler, geçen sene Hollanda'da, Belçika'da peygamber terörist falan diye. Böyle söylemişler. Demiş, sizin ne mal olduğunuzu biliyorum demiş. Size inanmam. Biliyorsunuz peygamberimizin nuru Adem Aleyhisselam'dan. O nur parlaya şiit. Oradan bütün peygamber geçe geçe Abdullah'a gelmiş. Abdullah'ın öyle yakışıklı ki o nur sayesinde Arap edebiyatına kızlar aşık olmuş, gel yatalım edelim filan. Şiirler döktürüyorlar, o kimseye ekmek vermiyor. O şiirleri UNESCO tercüme etti. Arapların Arap edebiyatı, şairliği, hitabeti çok üstün biliyorsunuz. Muallakat, sep o var filan. UNESCO onları tercüme etti Fransızca'ya. Ondan sonra evlenince, hamile kalınca Amine anamıza, doğunca da güzellik oradaymış. Muhammed Mustafa doğdu. Ve o zaman ahlak kavramlar çok 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 farklı. Şey çok bozuk her şey. Babası yok peygamberimizin. Anası da öldü biliyorsunuz. Yetim büyüdü. Dedesinin, amcasının yanında büyüdü. Bunlar hep biliyorsunuz. Öyle ortamda gidiyor bir erkek bir kadının evine şapkasını atıyor. Bu kadın bu gece benim demek o. Ertesi gün erken gelen bir şapka, o da onun. Yani öyle bir ahlak kavramı böyle. Şimdi çocuklar Amerika'da böyle, Avrupa'da böyle. Sorarsanız anlatırım. Aynen böyle. Evli adam karısından izin alıyor. Çoluk çocuğu abi başka karıyla yatıyor. Ben bunu Amerika'da gördüm. Evli kadın kocasından izin alıyor, resmen izin alıyor. Başka herifle yatıyor. Ayıp sayılmıyor. Kültürleri böyle. Şeyde de böyle. Yani Avrupa'da da böyle. Şimdi işin bu tarafını bize söylemiyorlar da işin aslı böyle. Orada da böyle işte bir cahiliye şeyler böyle. Peygamberimiz biliyorsunuz 25 yaşında evlendi. En hararetli gençlik zamanı 25 yaşına kadar. Ve babasız. Hani başında siz dersiniz ya dulgarı çocuğu falan diye terbiye edecek bir kimse. Öyle bir ortamda. Bunu söyleyen Voltaire, dinsiz, hayatı boyunca kiliseyle uğraşmış bir filozof. Sizi gidi müfteri papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Öyle değil mi? Tuvaleti nasıl yaptığını biliyoruz.
yatakta ne yaptığını biliyoruz. Her işini biliyoruz. Çünkü o bizim örneğimiz. Her konuda bilinmeyen hiçbir nokta yok. Bunu biz de biliyoruz. Biz Müslümanız. Onu örnek alıyoruz. Allah'ın emri böyle. Gavurlar da biliyor bunu. Dünyada en çok okunan, bilinen adam Muhammed Mustafa. Halen öyle. Her sene istatistiklerde o bir numara. Ona da okuyor. Evet, onda hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Vocabulaire de philosophie, Muhammed maddesi. Fransa bilenler okuyabilir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. Sonra Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Dinsiz, ömrü boyunca dinle dinsizlik şeyini aşmış, kiliseye uğraşmış, Voltaire söylüyor. Bakabilirsiniz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle. Şimdi efendim, bu Peygamberimizin bu gençlik hakkındaki şeyleri size söyleyeceğim. Diyor ki, Efendimiz hani bunu niye söyledim? Gazeteler var, okuyacaksınız. Dünyadan haberiniz olacak. Şimdi Türkiye'de de bürokrasinin üst kademelerini okuduğu gazeteler var. Halkın okuduğu gazeteleri okumaz onlar. İsimler lazım değil. O gazetede yazar bir adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e saldıran bir İtalyan tarihçinin kitabını tercüme etti. Şimdi gitti öbür dünyada da. Evet, bunu okudular. Ben de işte Mutluluğu Evlilik kitabımı yazdım. Ben hukukçuyum, avukatım ama son sözü kim söylüyor? Hakim. Bir ağır ceza hakimi var, tanıdım. Bayan. Dedim ki, hakim hanım dedim, ben dikkat ettim ama şunu bir oku dedim. Bastıracağım. Kanunu çiğniyorsam düzelt. Çünkü benim Ahmet Davutoğlu rahmetli hocamdır. İslam nikahından bahsettiği için 1,5 yıl hücre hapsinde kaldı arkadaş. Onun için bir incele. Dedim ki ben seni seviyorum dedi hoca. Bizim dedi savcı dedi, ağır ceza savcısı hiç namaza gitmez dedi. Her gün dedi içer dedi. Onu okutalım. İyi dedim okut. Ama bizim milletimiz mayası imanları çocuklar. Ben bunu hep görüyorum. Bizim komutanımız da mümindir. Devlet adamımız da mümindir. Sarhoşumuz da mümindir. Mayasında bu vardır. Evet dedi ki hocam çınırları çizmiş dedi. Bu kitaptan mutlaka ben de istiyorum. Evet ben iyi bir dindar değilim ama ben de müminim. Mutlaka istiyorum. Şimdi bunu dedikten sonra o hakim hanım dedi ki ben dedi bütün ağır ceza hakimleri toplayayım dedi savcıları. Sen dedi peygamberimizin niye çok evlendiğini bir anlatıver oraya. Olur dedim. Peki. Topladı. Sen de 200 kişi. Ben deyim 250 kişi. O kadar kalabalık. Bazıları profesör. Eşi profesör. Onu da getirmiş. Bunu buldu çıkardı. İşte Hovarda diyorlar peygamberimize. Zampara diyorlar. O kitap okumuş olanlar daha çok. O gazeteyi okuyorlar. Buldu çıkardı. Anlattım ben. Onu söyleyeceğim. Hepsi dediler ki ya biz affedersiniz. Eşeklik yapmışız. Terbiyesizlik yapmışız. Edepsizlik yapmışız. Peygamberimize böyle denir mi ya? Ama dedik. Gerçeği öğrenince bizim milletimizin mayasında bu var yani. Hepsi pişman oldular. Hepsi pişman oldular. Onun için siz de bu gibi şeyleri okuyun. Zaman zaman geliyor, kafamdan şu şüpheler gidiyor, çeşitli adamlar geliyor. Kızmayın. Hiç kızmayın. Kızarsanız kafa çalışmaz, mağlup olursunuz. Hiç kızmayın. Öfke gelince sakinleşin. Hasbiyallah ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billah. Serin kafayla tartışın. Kızmayın. Hiç fedakarlık yapın. O ne kadar ne ağzını bozsa da siz kızmayın. Evet böyle tartışacaksınız. Ahmet Hamdi Aksekir Hoca merhumun İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir. Muhteşem bir kitabı var. İslam büyük yazıyla, fıtri tabii umumindir altında küçük yazıyla. 1943'te basılmış. Tarih önemli. Allah demek yasak. Ahiret, iman, peygamber, İslam yasak. Genelgeyi gördüm çocuklar.
bu kelimeyi kullanmayacaksınız diyen genelgeyi gördüm o devirde. Öyle devirde yazılmış muhteşem bir kitap. Onu mutlaka okuyun çünkü karşınıza her tip adam çıkacak. O bilgilerle onlara anlayıcı dilden cevap verirsiniz. Zaten öteki bilgileri hocalarınızdan öğrenin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii Kur'an'ın şiisi, tefsiridir. Sözleri de, fiilleri de, takrirleri de Kur'an'dır. Kur'an'a tıpatıp, aşıramız öyle demiyor. Kur'an okumadınız mı siz? Evlenin, mecburi. Zina yapacaksa. Şüphe varsa vacip dedik. Oradan buraya geldik. Şüphe yok. Sağlam. Kız oğlan. Peygamber sağlam değil miydi? Bir tane değil, 13 tane aldı. Evlenmek sağlamdı. Allah'ın emri. Şimdi bir günümüzde geçim zor. Ben kendi derdimi şey edemiyorum. Bir de karının içerisine bakacağım falan diye evlenmiyorlar. Kaçıyorlar. Evet, çok var böyle. Onun için Cenab-ı Hak evlenmek çok önemli. Nesil yetiştirmek çok önemli. Toplumun çekirdeği, toplumun devamı ona bağlı. Onun için Kur'an'da her şey genel hükümlerle anlatılır. Evlilik konusu detayıyla anlatılır. Çok önemli olduğu için. Evet. Enkihu eyyame, venkihul eyyame minküm. Ey veliler, bu evlilikten kaçanları evlendirin. Venkihu, evlendirin. Evet, böyle emirler var. Peygamberimiz de evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen benden değildir diyor. Çok ağır söylemiş. Hatta Ukkaf bin Bişir'e evli misin evladım demiş. Yok. Niye? Fakir misin? Yok ya Resulallah. Şurada şu bahçem var, şurada şu işim var. Öyleyse sen Hristiyanlıkla Müslümanlık arasından gidip gelen bir herifsin. Eğer bizdensen derhal evlen. Eğer şeysen, Hristiyansan git dağ başlarına keşişlik yap. Sahih hadistir. Böyle söylemiş. Çok ağır söylüyor Peygamberimiz. Evlenirken güzel gençlik nasıl yetişecek? Evet. Evet. Allah öyle yaratmış. Kadınlar erkekler için çok cazip yaratıklardır. Siz hocasınız. Açık konuşuyorum ben. Erkekler de kadınlar için, kızlar için çok cazip yaratıklardır. Allah böyle yaratmış. İlgi çeker, ilgisini çeker. Çekecek, evleneceksiniz ilgi çektiği için. Çünkü zina haram. Zina yapmayın demiyor Allah. Yaklaşmayın diyor. Yanına bile varmayın diyor. Yaklaşmayın diyor. Yanına bile varmayın. Ama ona cazip, bu da cazip. Nikah kıyacaksınız. Ondan İslam zürriyeti yetişecek. İnsan nesli yetişecek. Öyle değil mi? Kur'an böyle. Kur'an bu. Böyle yaratmış Allah. İmtihan da dünyasındayız. Onun için evvela insan nesli yetiştireceğiz. Diyor ki asil kadınları seçin. Evet. Tahayyaru lintuvakum. Tohumlarınız için temiz kadınları seçin. Neden? Aptal kardan diyor çocuğu evde emzirirseniz aptallık bulaşır. Doğrudur. Sütten karakter bulaşır. Onun için süt emdin mi evlenmek yok. Süt kardeşliği yasak. Evlenme yasaklarından. Karakter olduğu gibi geçiyor. Evet. Seçin, seçeceksiniz. Siz ne diyorsunuz? Asluhu, nesluhu. Böyle sülalesi geçmişi temiz kimselerden Allah gözlere ve Allah ince beline yürürken de ne güzel de yürüyor salına salına. Evet. Ben yine pek o kadar tafsirlendirmiyorum. Elmalı Hoca'nın böyle yüptiğine zinetehünne o ayetini okuyun. Öyle hoca ballandıra ballandıra anlatıyor ki. Evet. Allah öyle yaratmış. Yok ince belinde arada. Sevdiğin yeşil gözlüsünde veya kara gözlü nasılsa yani keman kaşlısın arada. Diyor ki kadınları seçin aslına bakın. Dini ahlakı sağlam olana bakın. Güzel gençlik ta oradan başlıyor. Dökme suyuyla değirmen dönmez. Hiçbir kötü ahlaklı düzelmez demiyorum. Böyle var. Böyle hadisler var. Niye böyle söylemiş? İş zor olduğundan söylemiş canım.
Eğer böyle olacaksa kendisi peygamber gönderilir miydi? Peygamber göndermenin kötü adam iyi olmayacağı olsa ne işi var dünyada? Çok zor. Onun için zorlaşmasın diye ta işin asaletine bakacaksın. Sağlam karakterlisini seçeceksin. İnsanda olan şeyler var, fiziki dürtüler var. İşte onun için gözüne bakar, beline bakar, kalçasına bakar falan filan. Tamam da esas diyor karaktere bak, ahlakına bak, dininin sağlamlığına bak. Öyle kimse de zeki olsun, akıllı olsun, aptal olmasın. Aynen var bu hadisler. Evet, ondan sonra tabii evlenirken hayat boyunca bir kere evlendiniz mi dönüş yok. En büyük günah evlendikten sonra dinen kabul edilen mazeretler olmaksızın karı boşamak, yuva yıkmak. Evet, şeytan bizim ezeli düşmanımız, Kur'an-ı Kerim'de var. İnnehu leküm aduvvun mübin. Düşmanımız. Sabahleyin otağını baş iblis aleyhillâne denize kurarmış. Niye denize kuruyor otağını? Çünkü karada Müslümanlığa var. Ya da Bismillah diyor. La havle çekiyor. Belini kırıyor bu laflar onun. Bunları duymamak için kaçıyor. Denizde kimse oturmuyor ya. Zaten orada balıkçılar da hep içiyorlar. Nereden besmele çekecek? Benim hem Tekirdağ evim var. Denize karşı sabaha kadar keratalar rakı içiyorlar. Balık avlayanlar. Sabah gelip satıyorlar. O parayla tekrar rakı alıyor. Sabaha kadar gider. İşte hayat nasılsa öyle yani. Onları biliyorum yani. Ondan söylüyorum. Denize kaçıyor. Ondan besmeleyi neden çekecek? Zaten onun adamı denizde tağıtıyormuş elemanlarını. Hadi gidin bakayım. Güzel iş görün. İnsanları beni Adem ve soyundan dolayı Allah kovdu ya. Sözleştiler ya Allah'la. İzin istedi. Kadri meydan dedi o da. Ve şerikum fil envali vel evlat. Yollarını kes. Saptır. Hodri meydan. Ama bana sığınanların tığlığına dokunamazsın. Ayetler var ya böyle. Dağıtırmış, herkes gelmiş. Falancayı şöyle yaptım, şöyle yaptım. Gidin, git dermiş. Biri dermiş, gittim, içirdim. İçirdikten sonra ailesiyle kavga ettirdim. O sarhoş kafayı garip boşalttırdım. Gel aslanım benim, sağ kolum benim. Sağ kolu yaparmış o adamı. Anlıyoruz ki, bir adam bir şeyin kötülüğünü düşmanından öğreneceksin. Bizim ezeli düşmanımız en büyük günah yuva yıkmak. Karıyı boşalttım ya gel aslanım benim, sağ kolum benim dermiş. Bu hadisleri var. Böyle hadisler var. Evet, onun için evlenirken peygamberimizin sözleri yaz. Şube, Muhret İbni Şube var. Muhret İbni Şube muazzam adamlardan birisi biliyorsunuz. Sahabiler hepsi güzel de onların içinde de böyle seçkinler var. Çok akıllılar var. Muhret İbni Şube onlardan akıllılardan birisi ama başına da bazı şeyler gelmiş. Evet ben evleneceğim demiş. Ey peki güzel bana demiş bir mensar kızı alıver ya Resulallah. Hangi kız alayım demiş. Önemli değil ya Resulallah. Sen hangisini seversen ben evlenirim. Hayır demiş. Git bak alacağın kızı seç, gel bana söyle. Günzur ile ya, bak ona. Seç şu kızı de, gel bana aracılık yapayım. En güzel aracılık da, şefaatçılık da kızla oğlanı evlendirmek için yapılan, siz ona ne diyorsunuz be? Çöp çatanlık. Güzel iş yani, güzel iş. Böyle meslek yapan kadınlar var, biliyorum ben. Parayı verdin mi iyi iş görüyorlar. Evet ama iyi bir şey. Kınamayın yani. Ama dürüst olacaksınız. Dürüst olacaksınız. Yalan uydurmak yok. Evet. Evet. Bakmak lazım. Şimdi bakmak lazım ama bakmak konusunda da Allah'ın çizdiği kırmızı çizgiler var. Evet. Vela yübdîne zînete hünnâ. Ayet cellesi var. Hep sayıyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Ayetler var. Kırmızı çizgiler dahilinde bakacağız. Evet, kadının sadece yüzü. Bu ayet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada şeyi var, hadisi var efendim. Buhari hadisidir, Müslüm hadisidir. Bir gün evine gelmiş, Ayşe anamızın evine. Ablası gelmiş, Esma. Hani o Zatun Nitakayın denilen. Hıra Nur Dağı'na torbasında şey götürürken ipi kopmuş, kemerini şey yapmış ya, Zatun Nitakayın. Cennete gidecek, ona bu kemerini iki kemer verecek dediler Esma anamız. Kardeşinin evi bu. Sele serpe, Medine sıçar, her tarafını açmış. Peygamberimiz gelmiş, dönmüş. Esma demiş. Kız kısmı adet gördüğü anda şurası aha demiş, tarif ediyor. Aha şurası, şurası hariç hiçbir yerini başka erkeklere gösteremez. Helal değildir. O ayeti tam tefsir ediyor. Tam tefsir ediyor. Şimdi diyorlar ki efendim Allah ziynetlerini göstermesin dedi. Örtünün demedi ki. Evet, benim hukukçuluğum işte böyle yerlerde çok işime yarıyor. Gördüm ya, hukukçu bu demek. Biz veden veyadan dava kazanmışızdır. Virgülden, noktalı virgülden dava kazanmışımdır. Zengin oldum ya. Evet. Hukukçuluk budur. Bu yönden bana fayda verdi. Çok saydığım, sevdiğim, ilmine saygı duyduğum müftü bir arkadaşım Manisa'da vaizlik yapıyor. Fazla konuştuğu için, konuşunca bilmedi, konuşmasını bilmiyor. Ben savcıya her şeyi söyledim, geldi elimi öptü. Ama o savcı onu içeri attı. Oradan da sürdüler. Söylemesini bileceksin arkadaş. Ben söyleyeyim hiç bağırmam, çağırmam, empoze etmek suç olur. Kitap söylüyor, ben söylememini kaçarım oradan. Alman konsolu, ben dava açtık, Hristiyanları kafir dedin diye. Savcı çağırmadı bile beni. Çünkü ayet okudum, kitap böyle söylüyor dedim. Herif dedi, kitabı söylüyor dedi, kendi söylemiyor ki. Evet, anladınız mı? O arkadaş da böyle bindiriyor. Ya bindirince başını kendine kalmadı. Bizim Davutoğlu Hoca gibi, Ahmet Davutoğlu Hoca gibi. Barisiye vaiz gelmiş, güzel ilmi var. İlmiyle amil arkadaşım, sayarım, severim. İzmir'de okudum. Orada Müslüman profesörler var. Yeşilay Genel Başkanı, Lıkeban Dermatoloji Kürsü Başkanı var. İşte şey var, şimdi Abdullah Gül'ün dayısı var filan. Nöroloji profesörü. Bir başka profesör var, bunlar tıp profesörü. Biliyorsunuz toplumda herkes var. Geliyor muayeneye, Müslüman doktor şurayı alıyor, şuraya bir şey koyuyor, hemen yazıyor. Teşhize yetiyor yani. Ama her doktor bir değil. Adam komünist de var biliyorsunuz. Hani namazsız abdestsiz Alevi de var biliyorsunuz. Kadıncağız örtülü geliyor, soyun diye. Zavallı kadın, Müslüman kadın örtülü. Hastalığı var. Soyunurken renkten renge giriyor. Bu ne oluyor yani? Bu ne oluyor? Demişler ki ya şu gelen Müslümanlara saygı duyacak bir hastane kuralım. Bir hastane kuralım. İzmir'de biliyorsunuz bir adı var ya İzmir'in. Öyle işte yani aramızda kalsın. Yani. Öyle bir hastane kuralım. Bu Müslümanlar rahat etsin. Bir vakıf kuracaklar. Para var. Dindar profesörler de var. Doktorlar. Ben de orada avukatlık yapıyorum. İstemezsin hocayım. Ve de avukatlık yapıyorum. Gitmiş de hocaya, Manisa'ya. Seviyordu, seviliyor. Demiş bu devirde İslami bir vakıf kurulamaz. Hoca saygın. Moralleri bozulmuş. O dermatoloji kürsü başkanı profesör demiş ki ya Cevat Hoca da hoca. Bir de ona soralım ya. Geldiler. Niye kurulamasın ya dedim. Dinimiz kıyamete kadar baki bir din. Niye kurulamasın? Ama dedim ben o hocaya saygı duyarım dedim. O da yabana atılmaz. Bir ay müsaade dedim. Ben dedim kurulacağını dair delil getireyim. Sizin işiniz böyle olacak. Öyle ahohu falan esmek yağmak yok. O da kurulamayacağını dair delilleri getirsin. Sen de dedim o denizin kenarındaki köşkünde dedim bize bir ziyafet çek. Bedava olmaz bu iş. Ondan sonra burada halledelim. Tamam dediler, bayram ettiler. Moraller bozulmuş adamların. Evet, bir ay sonra hep kitapları araştırdım. Ben doğruyum.
Ya dedim bunlar profesör ama Arapça bilmiyor. E bizim fıkıh kitapları hep Arapça. Dedim Ömer Nasuh Bilmen rahmetullahi aleyh hocamın Istırat Fıkhiye kamusu var. O da zaten bütün Arapça kaynaklardan derlenmiş bir eser. Onun işte vakıflar cildi var. 3 mü 4 mü ne? Onu getirdim. Onu da gösteririm. Oradan da işte vakıflar, İslami falan. O da aynı benim gibi düşünmüş. O da onu getirmiş. Hakem çünkü profesör adamlar. Neyse yedik içtik. Daha evvel ben dedim hayır önce karnımızı doyuralım. Belki kıza beni yedirmez herif. Akıllı davranmak lazım. Karnımız güzel doyurduktan sonra hoca dedim go bakalım şeyine. Evet benim öbür sahalardaki yararımı anlatıyorum size. Korkmayın her şeyi öğrenin yararlı olur. Kafanızı çalıştırmayı öğrenirsiniz. Ben 34 senedir fıkıh dersi yapıyorum hoca bilir. Her türlü adam geliyordu. Gelmedim diyordum. Adam, mühendis adam, doktor adam bir fikir söylüyor. Hiç ben düşünemedim şey. Öyle güzel. Mühendislik mantığı başka, doktorluk mantığı başka. Onlardan şeyi alıyorum ben. Onun için gel diyorum kardeşim, soru sor. Ben üniversitedeyken master, doktor imtihanları her çocuk adamı kabul ediyordum. Mühendis ne olursa olsun. İmtihanı kazan, gel arkadaş. Bizim hocalar sokmuyorlar başkalarını da. Ben sokuyordum arkadaş. Bence yararlı. Neyse. Demiş ben dedi, hoca dedi, bunlar Arapça bilmiyor dedi. Hocamızın kitabını getirdim. Ben de onu getirdim dedim. Açtı. Ben aynı benim getirdiğim vakıflar cildini getirmiş. Ben de onu getirdim dedim. İkimiz de koyduk. Açtı. Tam benim sayfayı açtı. Şimdi dedi oku bakalım hoca. Geldi tam benim cümleyi okuyor. Anlayışa bakın şimdi. Aynı yere dayanıyoruz. O olmayacak diyor, ben olacak diyorum. Aynı cümleyi olacak okudu. Hoca dedim, ben de o cümleye dayanıyorum. Ama dedi baksana. Orada dedim virgül var dedim. O virgüle göre oku bakayım bir daha. Okudu durdu. Durma dedim oku. Evet. Benim hukukçuluğum bana bu faydayı verdi. Metni anlamak şeyde de böyle aynı. Arapça kitaplarda da böyle. İmam-ı Azam'ı ben o zaman anladım arkadaşım. Açık söyleyeyim. Onun için ona çok hayranım. Miyam Serahsi'yi tercüme ettik biliyorsunuz biz. 31 cilt halinde yayınladık. Muhteşem bir adam. Demişler ki bizim ulema, hocam demişler mezhep kur, hazırız. Gülmüş demiş ki siz Ebu Hanife Hazretlerini anlamamışsınız aslanlarım, kardeşlerim. Anlasaydınız bu teklifi yapmazdınız. Ben hukuktan sonra anlayabildim de onun için ona toz dokundurma etnini söyle sözünü anladığım için. Öteki oturuyor böyle yok ben halkın içine karıştım. Sahtekarlıkları gördüm oradan dava kazandım ya. O metin ne anlamı geldiğini, İmam Azam'ın üstünlüğü burada. Tüccar adam, halkın içinde, yoğrulmuş. İmam Şafii, İmam Muhammed'in biliyorsunuz anasını almış İmam Şafii'nin. O büyümüş onu, kuruşu yok. Çok zeki, süper bir insan. Oturmuş, yutmuş kitapları. Ama toplumdan haberi yok. Onun için çok sert, sıkı. İmam-ı Azam ne dediyse onun devrinde değil biliyorsunuz. Bir gün kabrine kadar gitmiş. Niye böyle gevşek davrandın? Niye böyle fetva verdin? Irak'ta, Bağdat'ta Azamiye semtinde kabri orada. İnşallah gidin ziyaret edin. Evet. Gidin ziyaret edin. Bir şeyler hissedeceksiniz. Ben haçta giderken hiç söylemedim. Gezdiriyorum. Peşimde 300 kişi var. Götürdüm oraya. Her yeri götürdüm onları. Oraya götürdüm. Okudular. Yahu dediler kim bu? Burada çok güzel şeyler hissettik biz. Tabii dedim hocanız bu sizin. Siz buna göre namaz kılıyorsunuz. Siz buna tabisiniz. Hepsi böyle söylediler. Sanki zevkten kaş yolduk.
Sizin adamınız dedim bu. Her şeyi buna göre yapıyorsunuz. Onun için diyorum gidin bir oraya. Gitmiş işte kabrine. Niye böyle söyledin? Niye böyle öfkeli, genç, bekar? Kabir taşında la ilahe illallah yazmış. Bu sözüme de mi itiraz edeceksin diye. Böyle cevap vermiş. Sonra Mısır'a gitmiş, evlenmiş. %60 fetvalarını dönmüştür. Muhteşem bir insan. Ben iki kere gittim, ziyaret ettim. Son gidişimde polis sokmadı. Kalabalıktık. Sokmadı. O müthiş, sert, sıkı adam kabrin olduğu yer pislikten girilmiyordu. Abdest alamadım yanındaki tuvalette. O kadar pis Araplar orada. Halbuki İmam Şafii o kadar titizdir, temizdir. Her neyse sonra %60 dönmüş. Bağdat'a geldi mi Hanefi mezhebi üzere namaz kılarmış. Saygısından dolayı. İşte benim bu başka dallarda girip çıkmam bana bunları kazandırdı. Tek taraflı olmayacaksınız. Size yarayacak onlar. O gibi şeyler size yarayacak. Yarıyor, evet. Neyse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü bu. Seçin evleneceğiniz adamı, kızı, karıyı. Bekarı seçin diyor. Kendisi dul almış. Bir Ayşe anamız şeydir, kızdır. Diğerleri hep duldur. Neden? Allah'ın emriyle evlendi. Ve de bir maksadı var. Kimisi siyasi, kimisi dini, kimisi ahlaki, kimisi şu bu. Yani o sadece nefsini tatmin etmek için evlenmedi. Onun için hep dul aldı. Hep. Neyse o konulara girmeyelim. Evet efendim, seçilecek. Sadece güzelliğine, güzelliğine de bak. Aliyül Ala. Ama o yetmiyor. Balayı geçti mi hır gör başlıyor. Misal mi arıyorsunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Zeyd. Aslan köle. Hatice anamız ona bağışlamış. O da azat etmiş. Evlat edinmiş. Gelmiş demiş ki grubacaklı bir oğlan Zeyd. Böyle kara guru bir oğlan. Zeynep anamız Zeynep binti Cahş da peygamber sülalesinden beyaz tenli güzel bir kız. Şimdi demiş ya Resulallah bana demiş Zeynep'i isteği ver. İyi düşün demiş hadi git bakayım. Evet. Gelmiş ya Resulallah. Bitiyorum, ölüyorum onunla. Ulan neyi düşün? Üçüncü daha gelince oyun üçe kadar biliyorsunuz. Müslüman fevri hareket etmez. El aceletü mine şeytan ve teenni mine rahman. Bize bunları uydurma hadisi okuttular. %100 doğru. Ben Amerika'da kaldım, Fransa'da, Almanya'da, her yerde. 1956'da İstanbul'a kaldım, geldim, Bayezid Meydanı'ndan geçiyorum. Benim zamanımda 5 defa Bayezid Meydanı söküldü, takıldı arkadaşlar. Ama ben Amerika'da Troy'da kaldım, Albany, New York eyaletinin başşehri Troy'da. Belediye bir köprü yapacağı oldu nehrin üstüne. Allah herkese yazı yazdı. Kanaatiniz ne? Ne diyorsunuz? Üniversiteye, adliyeye, doktorlara, işçilere, herkese, tüccarlara. Her senin şeylerini okudu. Bir köprü yaptı. 100 senedir yıkılmıyor. Her türlü şeyler, hesaplar yapıldı. Ama biz öyle mi? Yaptılar, olmamış, söktüler. Yaptılar, söktüler. 5 defa benim zamanımda Bayezid Meydanı şu hale gelince kadar söküldü, takıldı. Bu para bedava mı oluyor bu? Peygamber bunu söylüyor. Teenni Rahman'dandır dedi bu. Düşüne düşüne. Projelendirerek yap arkadaş. Hemen karar verme. Zarar uğrasın ya. Ama bize bunu uydurma diye bize hep hocalarımız söyledi. Muhteşem bir prensiptir. Düşüne düşüne. Öyle hemen oh gözlere bak falan. Tamam. O gözleri sevmek Allah yarattı. Evleneceğin kızı seçmek için gözüne bakacağım. Yüze müşahede var. Kırmızı yanaklı mı? Koca burunlu mu? Evet. Küçük ağızlı mı? Kocaman ağızlı mı? Bakacağım. Evet. Boyuna bakacağım. Kısa mı? Boyulu mu? Şişman mı? Zayıf mı? Bakacağım. Daha fazlasına yok. Neden?
وَلَا تَبَرُّجُنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ Aha burası, burası hariç. Bir Müslüman kadın güzelliklerini evlenebileceği erkekleri gösteremez. Kur'an'ın emri bu. Kur'an'ın emri bu. Hazreti Ali muhteşem bir pehlivan, güçlü. Fatıma anamız da her gün oruç tutarmış, sabah kadar namaz kılarmış, bir deri bir kemik. Ne kahraman adammış. İkinci hanımla evlenmemiş. Bir kere evlenmek istemiş. Benim kızım üstüne demiş, ikinci gelin istemiyorum demiş. İş hayır tamam, evlenmemiş. O vefat edince kadar ikinci hanım almamış. Evet, ona da lazım. Ona da lazım ama önce akıllı, aptal olmayan, karakteri sağlam, ahlakı sağlam, dini sağlam bir kimse seçeceksin. Bunun için sen işte bakabileceğin yerlere bakacaksın. Aman başkası elimden kapar diye nişan takacaksın. Var hutbe, dinde nişan var. Nişan nikah demek değil. Ne demek istiyorsun? Ha burada da söyleyeyim. Erkek altın takamaz arkadaş. Altın kadınların süsüdür. Benim ağzım karı diye veriyorum da ayıplamam. Kanunda karı diye geçer, kadın diye geçmez. Yani kaba konuşuyorsun diyorlar. Ne yapayım yani? Kanun böyle birader. Karıların süsüdür altın. Erkek altın takamaz arkadaş. Hele o şövalye gibi kamyoncula takıyor ya. %100 haramdır. %100 haramdır. Öteki de sünnete aykırıdır, mekruhtur. Gümüş takabilir yüzük. Kız altın takabilir. Ne demek bu? Ey oğlanlar, kız böyle diyor. Yüzük taktıktan sonra. Bana bakma. Türkü söylüyorum şimdi. Bana bakma, benim yarim var. Ne milletmişiz biz. Eğlenirken bile dinimize uyuyoruz çocuklar. Çok ilginç. Ben bunları topladım. Allah ömür verirse bastıracağım. Bütün örfler, adetler, deyimler ya Kur'an ya hadis. Ulan ne duruyorsun lan? Ülke eşek gibi. Demiyor muyuz Anadolu'da? Humru müstenfire var Kur'an'da. Ondan almış. Bu iş olmaz kardeşim. Deve iğne dilinden geçerse olur. Kur'an'da yok mu lan? Deve iğne dilinden geçerse ondan Müslüman oluyor. Yani biz öyle bir milletmişiz ki Kur'an'ı aynen hayatımıza uygulamışız. Böyle onun için bana bakma benim yarim var. Nişan bu demektir. Nişanlanma nikah değildir. Ama nişanlandıktan sonra nişanlı kıza kimse talip olamaz, haramdır. Nişanlı oğlana hiçbir kız talip olamaz, haramdır. Böyle hüküm doğurur. Ama nikah değildir. Ne olsa ben bunu alacağım diye. Maalesef bir din adamı, yetkili bir profesör arkadaşım. İslam'da flört vardır. Vallahi yoktur, billahi yoktur. Varsa itiraz edecek, buyur buradayım. İslam'da flört yoktur. Flört zaten Türkçe değil ki. Fransızca flört. Onlar da şimdi kız buluyup geliyor sokaktan bir oğlanı. Gördüm yahu ben. Her şeyi anlattırmam canım ya bana. Getiriyor oğlanı. Kızım bu ne diyor babası. Bu benim de işte. Baba beğendim de. İyi peki. O da sizin. Yatıyorlar kalkıyorlar. Bazen bir hafta yetmedi. Uludağ'a gidelim. İyi gidin hadi güle güle. Uludağ'da kalıyorlar. Flört bu. İslam'da bu olur mu? Maalesef din adam profesör bunu söyledi. Olmaz kardeşim. Yok Kur'an'da yok. Ne yapayım yani? Ben uydurmuyorum. Ben uydurmuyorum. Böyle kepazelik olur mu? Biz din adamları dinimizi olduğu gibi anlatmak yükümlülüğündeyiz. Ve me aleyne illel belagı. İlave yapamayız. Eksik de bırakamayız. Olduğu gibi. Kabul eder etmez. Vatandaşa ait, insana ait. Güya zamanın hoşuna gidecek. Evet peygamber de çok istedi mi? Amcam, amcam, Habibim, hidayet benden dedi. Burnu sokma. Demedi mi? Azarlamadı peygamberimizi. Bizim görevimiz dine ilave yapmak olamaz. Din bizim değil.
Eksik de yapamayız. Göreviniz budur. Olduğu gibi anlatacaksınız. İlavesiz, eksiksiz. Evet, böyle söyledi. Ya ben biliyorum, Fransız Medeni Kanunu'nda deneme süresi var. Evlendikten sonra bile var. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Biraz öyle bizim işimize gelmedi. Kanunda var ya deneme süresi. Evet. Bizde olur mu bu yahu? Evvela millet olarak, Türk milleti olarak biz namusumuza düşkün bir milletiz. Bu olmaz. İslam'da hiç olmaz. Pilot diye bir şey olmaz. Pilot diye bir şey. Bunu din adamı söyledi yahu. Televizyonda söyledi yahu. Çıldırtıyor adamı yahu. Siz böyle olmayın. Lütfen Elmalı Hoca'nın tefsirini iyi okuyun çocuklar. Devlet tefsiridir. Atatürk'ün isteğiyle, meclis kararıyla yazılmıştır. Devlet eliyle bastırılmıştır. Ondan söylediğiniz mi hiç kimse size soru sormaz. Mesela ben yedek subaylıkta 3 saat öğle tatili var. Çok sıcak İzmir. 3 saat bütün komutanlar, subaylar gidiyor gazinoda kumara oynuyorlar. Paraları yiyorlar böyle. Siz ona ne diyorsunuz ya? Parasını oynuyorlar. Okey mi? Nikan'ın arzıysa. Şimdi ben de oynasam hocayım. Oynamasam, gitmesem kurt takacaklar. Niye gelmiyor? Elmalı Hoca'nın tepsini aldım, götürdüm. Gazinonun köşesine oturdum. Size taktik veriyorum bak. Hukukçuyum ben. Anladın mı? Evet. Herkes bakıyor. Ayet var ya. Böyle bak. Bir tane bacaksız esmer, muhtemelen cingen, binbaşı. Yani. Müslüman olduktan sonra problem yok da. Ama karakteri değişmiyor işte. Ben Mısır'a gittim. Bütün polisler, memurlar hep cingen hoca. Hep cingen. Beni gezdiren adam, baktım boylu postu yakışıklı olan. Tuttum Mehmet Ali Paşa'nın sarayına girmeden. Bir dakika dedim. Sana bir şey soracağım. Kızmayacaksın bana dedim. Ulan dedim, sen bunlar gibi değilsin. Bunlar hep cingen lan dedim. Kıpti bunlar. Sen dedim bunlara benzemiyorsun. Kulağıma girdi dedi, benim adam Türk dedi. Şöyle de kardeşim. Hepsi cingen, işe yaramazlar hiçbirisi, boş ver. Neyse Müslüman, neyse. İşte öyle bir binbaşı. Müslüman olduktan sonra problem yok da karakter değişmiyor. Geldi, bu ne dedi bana, bağırdı binbaşı ya, ben de teğmenim. Bu ne dedi? Efendim dedim, Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün dedim isteğiyle, meclis kararıyla basılmış tefsirdir dedim. Öyle mi dedi. İki senede ben Elman Hoca'nın gazinoda tefsirini özetini çıkardım. Anladınız mı çocuklar? Şimdi gelin. Şimdi televizyonda kadınların örtünmesi haramdır diyorum. Herkes dinliyor. Atatürk'ün bastırdığı tefsirin ikinci cildinin şu sayfası. Evet, yalan değil. Yalan değil ya vallahi. Yalan değil ki. Ona söylediniz mi rahat konuşursunuz. Anladınız mı? Gittiğiniz yerlerde akıllı hareket edeceksiniz. Akıllı hareket edeceksiniz. Evet. Şimdi böyle seçeceksiniz. Sadece boylu postlu falan yok. Onu arayın ama önce karakter, din sağlam, ahlak sağlamlığı. Nişan var. Haram yok. Ne demek yani? Nikah olmadığı için kızın yüzünü görürsün, konuşursun, boyunu posunu içersin, kilosuna bakarsın. Ama saçını okşayamazsın. Niye söylüyorsun bunu? Şimdi gelirken ben şeyle geldim. Ya şimdi değil de yani bu tarafa geçerken Marmara ile geçiyoruz. Bu memleket Müslüman memleketi arkadaş. Orada alıyor kızını bilmem ne. Ah gençliğim olsa ben bunu lazım yapacağım, bir şeyler yapacağım. Ulan benim aziz vatandaşım ne demiş? İbadette gizli, kabahatta gizli. Ulan yapacaksan gidelim ya. Oradan başka yeri göremedin mi kızını, karını? Maalesef sizin işiniz çok büyük, çok zor. Anlatılmadığı için bunlar. O adam gavur değil. Yüzünden bakıyorum ben, iman ışığı var.
Ama orada olmaz ya bu iş. Biz böyle bir milletiz ya her şeyden evvel. Göreklerime aykırı. Kanuna da aykırı çocuklar. Ben ceza profesörüyüm. 419. Alenin hayasız vazu hareketler yasak suçtur. Ama şimdi gücüm yok iktidarı çıkarsam. Bak bunları kimse bilmiyor. Suçtur. Parklarda yatıp yuvarlanmak suçtur. Kanun var 419. Bu Paris'te olur, oluyor. Amerika'da oluyor, oluyor. Lisede oluyor. Liseli kızlar çocuk doğuruyor. Çöp atıyorlar. Devlet ilan veriyor. Ben gözümle gördüm. Atmayın, biz maaş bağlayacağız, besleyeceğiz diye. Bizde bu olmaz. Burası Türkiye. Ama işte Marmara'da görüyorum ben. Bucaklıyor, bilmem ne yapıyor. İki tane şöyle çaksak bir dünya gelir o anlar da. Şeyim değil. Merak etme yani ben öyle şeyler yaptım eskiden çok. Yaptım. Adana İmam Hatip Müdürü'yken ne dedin? Bir tane örnek alalım. Savcıya söylemeyeceksin ama. Adana İmam Hatip Müdürü'yüm. 31 yaşındayım. Bir gittim şuncu buncu parsellenmiş öğretmenler, talebe. Ah dedim burası ilim yuvası, din hocası şuncu buncu olamaz. Asarım keserim. Güldüler geçtiler. Ama ben gülmedim. Üç tane komünist var. O zaman komünistleri atamıyorsunuz. Komünist var üç tane resmen sicilli komünist dosyasında. Şuncu buncu kesin dedim girdim barut gibi. Bir tane neyse söyleyeyim o cemaatten birisi güzel Kur'an okuyor. Ben de Kur'an okuyunu çok severim. Her gün geç geliyor derse. Efendim milliyetçilerle komünistler her gün kavga ediyor. 84 öğretmen var. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Öğretmen olsun iki tane pimpon masası koydum. Ülkücüyle o komünist oynarken 15-20 kişi hoca da seyrediyor. Kavgayı önledim. Kavga bitti. O güzel Kur'an okuyan falan hoca sen dedi kafir oldun dedi. Niye dedim? Pimpon masası aldın öğretmen odasına dedi. O da öğretmen. Kur'an öğretmeni. Güldüm. Kızmayın. Kızarsanız kafa çalışmaz. Sizden ne geleceği belli olmaz. Dedim hoca benim Müslüman veya gavur olduğumu Allah biliyor dedim. Ama sen her sabah yarım saat derse geç geliyorsun. Bir daha geç gelirsen defterini dürelim dedim. Aynen böyle. Çık dedim dışarı. Evet. Gençlik var ya. Öyle gürlüyoruz. Ertesi günü geç geldi. Hemen gereğini yaptım. Bütün onun grubundan olanlar aleyhime. Komünistler aleyhime. Ülkücüler aleyhime. Şikayet ettiler. Vali biliyor. Söyledim. Niye dedim bu komünistleri bana veriyorsun? Mahsus verdim dedi. Çünkü dedi o hoca, komünist hocalar başka liselere giderse hepsini komünist yaparlar. Müdür bey dedi. Senin çocuklar dedi. Dindar ailelerin çocukları. Diş geçiremez diye. İyi niyetli yani. O zaman atamıyorsun. Kanunlar öyle. 81 anayasından sonra Türkiye'de otorite geldi arkadaş. Şimdi yine değişecek de. Evet. Müfettiş gelmiş. 2 saat, 3 saat uykum var. Uyku uyumadınız mı sindiler zayıf olur. Çırpınıyorum okulu düzeltim diye. Hademeleri dövüyorum. Talebeleri dövüyorum. Bu bir tane o komünist hocanın edebiyat hocası. Devletin emri var. Önlük giy diyor. Önlük giyecek. Önlük giymiyor. Mini 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 etek giyiyor. Ve altında hiçbir şey yok çocuklar. Böyle giriyor sınıfa. Yazılı emir çıkarıyorum, yazılıyorum. Başka hocaların yanında bakın hukuk kanuna dayanacağım ben. Başka 3-4 öğretmenin yanında hocam önlük giy lütfen falan diyorum kızmadan. Duyuruyorum şahit istiyorum. Yani kapışacağız onunla. Tamam diyor bildiğinden şaşma. Bir de bacak bacak sürekli oraya duruyor talebenin karşısına. Hemen talebelerden şey alıyorum. Zabıt alıyorum tutanak ki kapışacağız. Tam müfettiş böyle geldi. Şikayet etmişler. Hep geldi. 40 müfettiş. Geldi konuşurken yine geldi bu. Yine mini mini
Biz dedi Atatürk gençliği, Cumhuriyet çocuğu, ilerici gençlik. Aa, kalktım zaten uykusuzum. Bir tane çaktım buna. Pat diye düştü. Kafası tak vurdu yere. Ve bayıldı. Müfettiş oturuyor. Bir laf etse iki tane ona çakacağım. Olmuşsa tam olsun yahu. Ama ağam, adam çok tecrübeli müfettiş. Ben delirdiğimi anladı. Hiç laf etmedi. Şurayı yüzüne boşalttı. Diye diye ayırttı onu. Kulağına, koluna girdi götürdü. Ben de eve geldim. Hanım dedim, valizleri hazırla. Ne olacak? Öğretmenlik müdürlük kalır mı yahu? Dedim Denizli'ye gideceğiz dedim. Ben Denizli'liyim. Hanım da Denizli. Bir evin bir kızı. Benim kayınpeder Ahmet Hamdi Aksak'ın sınıf arkadaşı. Onu da dövmüş. Kayınpeder. Çünkü Ahmet Hamdi Aksak'ı bir ara abdühçü olmuş. Mehmet Akif de öyle. Hasan Bas Çantay benim hocamdı. Evine de giderdim. Musa Kazım Efendi Şeyhülislam mason olmuş. Öyle bir kandırmışlar bizi bir zamanlar. Sonra dönmüşler ama. Sonra ayılmışlar. Öyle bir akım. Şimdi de miraç yoktur, mucize yoktur diyen hocalarınız var. Biliyorum ben. Ondan sidik aralarını yakmamış. Onlar da hizaya gelir de şimdilik böylesin kafanıza sorular sokuyorlar. Bin senedir bu aziz millet aptal mıymış da ehli sünnet vel cemaati benimsemiş? Ondan başka gören yok mu bunları? Kafanızı çalıştırın lütfen. Evet. Her neyse. Bir evin bir kızı ağlıyor. Gurbede geldim. Nasıl sevindi. Ben attım kapıyı uyudum. Hazırlar hazırlamış. Duşumu aldım indim aşağıya. İki tane müfettiş geldi. Size taktik veriyorum. Görevlerimi anlatırken hayatımı. İki müfettiş geldi. Orada evinde kapıyı çekmişler. Çakır keyif. Nereden anladın? Ağızdan kokusundan anlıyorum. Rakı kokuyor. Sarı. Ya müdür bey diyorlar. Sen hukukçusun. Arkadaşımızın gözü önünde adam dövmüş. Hem de bayan dövmüşsün ya. Şimdi dövdüm desem suç olur. Sakın deme. Dövmedim desem yalan olur. Onu da Allah soracak. Buyurun efendim dedim ben. Dosya, o sesi var ya karının. Karı mı diyelim, ne diyelim? Öğretmenim. Dosyayı hemen koydum. Adamlar tecrübeli. Kadının bütün işi göbekten aşağı şiir okutmak, roman okutmak çocuklara. Devletin emirlerini hiç şey etmiyor. Okutmuyor şu program, hiç okutmuyor. Çocuk yazılı yapıyor, Galatasaray Fenerbahçe başını anlatıyor, pek iyi veriyor. Bunları hep ben pisliyorum, topluyorum dosyaya. Onları gördüler orada. Kocasını çağır. Kocasını çağırdılar. Sıska böyle. Üflesen yıkılacak. Çık dediler. Ne istiyorsun? Bu hocayı derhal buradan dedim alın. Dikkat edin taktik kullanıyoruz hala. Olur mu ya dediler. Biz dediler rapor tutarız bakan alır. Normal prosedür bu. Bak dedim bir infial olursa karışmam dedim. Olcuyu falan yok. Çünkü vali dedi ki iki tane şey getir veliden dilekçe. O hocayı ben biliyorum dedi. Atayım. İki dilekçe vermediler bizim Müslüman aileler. Bizim Müslümanlar böyle uyuzdur, miskindir. Haberiniz olsun. Siz hocasınız. Malzemeniz bu. Ona göre davranacaksınız. Evet. İnfial olacağı falan yok. Dilekçe alamadım ya kanuni dilekçe. Yapma ya dediler. Karışmam dedim. Yalan yok bak yalan söylemiyorum. Olacak demiyorum. Olursa karışmam. Yapma ya dediler. İnfial gelmesi duyunca hemen telefon oldu. Vali Bey dedi şu maddeye göre şu hocayı şimdi derhal görevden alın. İki dakika sonra iki polis geldi karıyı götürdüler. Bana da bir takdirname yazdılar. Evet. Bizim insanımız budur çocuklar. Erzurum'da da söylemeyeyim mi söylemeyeyim mi? Erzurum'da ben sizin için kurban olurum. Ben Müslümanım.
İlahiyeti seçen çocuğa halı olurum, kilim olurum. Muhteşem, anlattım konuşmanın başında. Orada da terfi ettiler beni hemen 30 yaşında. Çocuklar şuncu buncu, hiç ortada olan yok. O abd dedim, din adamı dini anlatacak. Siz dedim şu gruba girerseniz öbür gruplar sizi dinlemez. Görevinize aykırı. Ayrıca kanun var. Hiç dinlemediler. Ne diyor Ziya Paşa? Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın ben söylemedim bak. Siz diyorsunuz ha. Bak taktik bu. Ben kötektir demedim. Siz söylediniz, haberiniz olsun. Aa, girdik biz. Çocuklara yurt açtım. Burs buldum. Hani ısındırayım kendime. Ne yapayım? Sabaha kadar uyumadım. İki çocuğu kovacağım okuldan. Çocuklar için çırpınıyorum böyle. Neyse bizim hocalar, tefsir hocası, Kur'an hocası, disiplin kurulu. Çocuğu dedim bir sene süreceksiniz o iki çocuğu. Dediler 15 günden fazla sürgün cezası yok. Gevşekti o zaman yönetmelikler çok. Anlamam dedim. Bir sene sürmezseniz haklı işler yap, çık dedim. Ulan ben kanun muyum lan? Tefsir hocası, Kur'an hocası, yüksek İslam hocası, hocası bunlar. Emredersin dediler. Hocası böyle olunca cemaat ne olmasın? Bana diyemedi ki kanun böyle. Ben derim arkadaş, kanun böyle, yapmam. Kanuna aykırı olan şeyi yaparsanız suçluluktan çıkmaz arkadaş. Ama bizim hocalar böyle pısırık. Eğer bu pısırık olmasa bunlar olmazdı. Ondan söylüyorum. Hem bilgi olacaksınız, hem karakteriniz sağlam güzel olacak, hem de cesur olacaksınız. Ama ben dediğim gibi söylüyorum. Ben söylemiyorum, kanun söylüyor. O zaman hiç suç olmaz, hiç korkmayın. Lüleburgaz'da 7'den 70 herkesi içerir. Namaz kılıyor diye bir çocuğu, üniversitede çocuğu, babası sokakta yıkmış, nereden geldin bizim sülaleye diye çiğnemiş. Öyle yerde ben İslam şeriat nikahını anlattım. Salon lebalep dolu. Gidin dedim, izin alın gelin. Savcı izin vermem demiş. Çünkü bu konu çok hassas. Dedim ben hukukçuyum. Benim anayasal hakkım. Suç istersen bacağımdan assın dedim. Gidin bir daha. E doğru söylüyor demiş. Salon doldu. Sarhoş bir memleket. Şimdi nasıl bilmiyorum. 80'li yıllarda oluyor bu iş. Evet gittim. 4,5 saat şeriat nikahını anlattım. Şeriat din demek çocuklar. Şimdi o kelimeden çok korkuyorlar da. Şeriat din demek. Dinliği nikahı anlattım, İslam nikahını. Hiç taviz vermeden. Salonda ayakta yer yok. Çıktım şimdi. Karlı yağmur yağıyor. Dışarıda. Pötür şapkalı, kalın paltolu bir adam tuttu elimi. Cim savcısı falan dedi. Bana izin vermeyeceğim diyen adammış meğer. Dedi hocam dedi, kalabalıktan içeriye giremedim dedi. Caddeler de doluymuş. Sarhoş bir memleketin insanı bak. Bizim insanımızın ne olduğunu anlayın. Biz Müslümanız. Diyalog kuracaksınız. Anlatmasını bileceksiniz. Elimi tuttu. Hocam dedi ben de Müslümanım dedi. Namaz kılamıyorum ama dedi. Her şeyi anlattın dedi. Hem de suç işlemedin dedi. Çıkıyor vaiz dedi. Üç cümle kuruyor. Biri suç dedi. Ben de içeri atıyorum dedi. Sen dedi hiç kanunu çiğnemedin. Her şeyi de anlattın. Elini öpeceğim hocam dedi. Der demez elimi çevirdi öptü savcı beni. Evet o zaman gençtim. Şimdiki ihtiyar değildim. Bizim insanımız budur çocuklar. Komutan telefon ediyor bana. Generaller. Hocam biz herkesi dinliyoruz. Senin dediğini tutuyoruz. Bu milletin mayası ehli sünnet vel cemaat. Mayamız bu bizim. Başımızdan sonumuza kadar. Yalnız sizin samimi olduğunuzu anlasınlar. Dürüst hareket edin. Kanunları çiğnemeyin, prensip sahibi olun, iyi bilin, ne dediğinizi bilerek, ölçerek konuşun. Hocam, biz senin dediğini tutuyoruz. Ötekileri dinliyoruz ama yapmıyoruz. Benim komutanım bunu söylüyor. Hakimim bunu sanıyor. Sarhoş adam telefon ediyor. Hocam, vallahi ben hiç namaz kılmam. Hocam, vallahi ben hiç camiye gitmemişim. Hocam, vallahi ben her gün içerim. Ama hocam seni canımdan çok seviyorum. Ruhumu okuyorsun hocam. Ben söylerim. Ben el sünnete göre konuşuyorum. Hanefi mezhebine göre derim. Hiç saklamıyorum. Sarhoşum bu benim arkadaşım. Komutanım bu. Hakimim bu.
siz böyle bir millete hizmet edeceksiniz. Bin yıllık inancımız bizim ehli sünnet. Onun için yeklesak bir vatandaşımız var. Bayram namazı gelse bile hiç kavga etmeden böyle saygılı gelmez mi? Çeker gider bir bayram namazı. Ama ben Kahire'de öğle namazı kıldım. Bir defa iki kişi birbirine hemen kavga etti. Oldu olmadı. Her kapıdan bir ses çıkıyor. 1969'da ilk defa hacca gittiğimde Mekke'de namaz kıldık. Bizi Müslüman saymıyorlar. Bir bakkal çekti namaz kıldı. Ama Kur'an'ın başını yazdı, görünüşü çıkardı. Arkadaşlar dedim bu namaz olmadı dedim. Öyle rezil ettik yani Kur'an'ı. Bir tane o da bakkalmış. Oldu olmadı kavga ettiler. Bu aziz millet ehl-i sünnet itikadını kalbine yerleştirmiş. Hanefi mezhebi, mezhep taassubu yok. Onun için müticanis biz topluluğuz. Batılılar kuduruyorlar. Bizi parçalamak için her şeye başvuruyorlar. Başaramıyorlar. Ama Suriye'ye ben 3 sene evvel gittim. Bu devlet yıkılır dedim. 13 tane grup var. Hepsi camiye doluyor. Şu camideki bu camiyi vuracak kurşunları yok. Bizim ehl-i sünnet vel cemaat itikadı Hanefi mezhebi diye akıllı insanlarmış atalarımız bu anlatmış Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Atatürk. Evet çocuklar. Laikliği getirmiş Mustafa Kemal Paşa. Ama kime Kur'an tefsir etmiş? Ettirmiş? Elmalı Hamdi Yazır Hoca'ya. Hak dini, Kur'an dili. Hoca benim hemşerimdir. Yakın köyden. Muazzam bir adamdır. Hanefi mezhebindendir. Ehl-i sünnettir. Halbuki kendini tapan adamlar. Ben de o hocalardan okudum. Mesela Bedreddin hocamız Niğde'de gençmiş o zaman. Oraya gitmiş Atatürk. Secde etmiş ona. Atın şunu demiş. Ona secde eden hocalar da vardı. Onları yaptırmamış. Bu tarihi geleneğe devlet adamı olarak uymuş. Böylece biz de Suriye olmadık. Irak olmadık. Mısır olmadık. İtikat birliği var. Pratik birliği var. Taassup yoktur. Mesela Melikşah güçlü bir hakan. Başbakanı Nizamülmülk Şafii imamıdır. Mezhep tahfızı yok. Becerikli olun diye getirmiş. Ama medresede, okullarda bunları okutmuş. Onun için biz yeknesayız. Sarhımız bana sağ ol hocam diyor. Komutanımız sizi diyor seviyoruz diyor. Mayamız bu bizim. Şimdi çıkıyorlar. Evet bir ilim adamı her şeyi okumalı. Ben Karl Marx'ın Das Kapital'ini ezberledim çocuklar. Çünkü ekonomi profesörü hukuk fakültesinde komünistti. Anlatırken köpükler saçılırdı böyle coşardı. Problem değil. Problem değil. Evet. Eğer bir virgül atmazsan sınıf geçirmezdi. Ezberledim. Hitler'i de okudum ben. Siz de okuyun çocuklar. İncil'i de okuyun. Tevrat da okuyun. Ama Kur'an'ı güzel okuyun. Dediğim gibi Elman Hoca'yı bir lütfen okuyun. Nasıl, ne kadar bak göreceksiniz İslam ne? Göreceksiniz şu andaki Tevrat'la İncil'in ne olduğunu. Böyle olursa mesleğinizi çok seveceksiniz. Kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Azimle çalışacaksınız. Ama böyle rastgele yaşamayın. İşin aslına inin. Onun için söylüyorum. Bizim insanımız, malzememiz bu. Ama şimdi çıkıyor. Mucize yok. Miraç yok. Şu yok. Allah Allah. Senden başka hiç bin yıldır hiç akıllı adam çıkmamış mı bu millette ya? Onları da okuyacaksınız. Bin yıl evvel kavga olmuş. Melikşah, Karahanlılar, Selçuklular, Ehl-i Sünnet, Hanefi derken Bağdat'ta Hanbelilerle Şafiiler resmen kanlı bıçaklı savaş etmişler çocuklar. Mezhep kavgası. Bu dört mezhep öyle oturdu. Bu mezhep, itikat mezhepler, ameli mezhep böyle oturdu. Ah hocam şimdi bunu neye kurcalıyorsun sen? Tamam mutezileysen mutezile ol. Kaderiysen kaderi ol ama şu halkıma etme bunu yahu. Soruyor orada dese ki kaderi mezhebinde budur. Mutezile mezhebinde budur. Ben de bunu benimsiyorum. Bir şey demeyeceğim. Onu söylemiyor. Doğrusu budur diyor. Benim o sarhoşum kafasına
soru sokuyor. Benim o komutanın kafasına soru sokuyor. Bunu söyledi. Konya'da gene şeriat nikahını anlattım. Belediye Mevlana haftası yapıyor. İlk konuşmayı bana veriyor. Paşa orada, ikinci ordu. Bedrettin Demirel. Ön sırada, karşımda. Vali orada, hakimler orada, savcı orada, emniyet müdürü. İşte burada konuştuğum gibi gayet rahat, köylü diliyle. İki buçuk saat anlattım. Paşa dedi ki, seninle özel konuşmak istiyorum. Tamam. Şimdi diyor, ismini vermeyeyim sizin hocalarınızdan. Burada değil de yani. Veya o da diyor, hafız diyor, müfessir diyor. O da diyor, İslam hukukçu profesörü diyor. Ama o şöyle söyle diyor, senin söylediklerin benim babamdan, dedemden duyduğuma aynen uyuyor. Ben senin dediğini benimsiyorum hocam. Ama Kur'an bir, peygamber bir, kıble bir. Niye o nabuk sabuk konuşuyor diyor. İkinci ordu komutanı. Ondan sonra ben mebsutu tercüme karar verdim. Hakimler de söyledi bana bunu. Bu milletin neden ve niçin öğrenmek istiyor. Çünkü artık söyleyen konuşan çoğaldı. Ya bunu gel benimle tanışalım, tartışalım. Cevat Hoca yapma be ya. Burada muhteşemleri göçü üstündür. Tartışalım. Üstün mü değil mi? Ama benim vatandaşımın kafasına bunları sokma. Suriye böyle mahvoldu. Irak böyle mahvoldu. Mısır böyle var oldu. Zaten Kuzey Afrika'da din yok çocuklar. Bir iki tarikat var, mensubu var. Adı Abdüssamad, hiç camiye gitmez, hiç namaz kılmaz. O hale gelmiş Fas, Tunus, Cezayir. Ama bizim aziz vatandaşımız gene bakın, çocuğum ruhumu okuyorsun diyor sarhoş. Komutan diyor ki senin dediğini tutuyoruz. Bizim malzememiz bu. Yapma hocam, bu kafalara soru sokma. Gel seninle tartışalım ya. Vatandaşa söyleme, götürme. Benim tecrübemle söyleyeceğim size bunlar. Neyse, biraz cümleyle özetleyelim. Şimdi esas yerler gelmeden konuyu dağıttık. Evet, böyle nişanlıyken kızın yüzüne, oğlanın göbeğiyle diske arasına bakmak yok. Bu benim şeyim, kanaatim değil. Göz zina eder, kulak zina eder, dil zina eder. Buhari Müslim hadisi. El zina eder. Veliyeden tezniyen zinahuma el botaş. Tokalaşmak zina diyor peygamber. Ben de ona inanmışım. Sen de onun adamı olarak yetişiyorsun. Nikahsız veya mahrem olmayan kadınla erkek. Öyle diyor peygamber, ne yapayım? Kanun onun. Tokalaşmak yok. Öpüşmek yok. Yalnız bir odada kalmak halvet sayıya yok. Zina sayılır. Ben ceza okulundan doktora yaptım. Amerika onun için çağırdılar. Nikah düşecek adamla kız, hiç kimsenin girmedi, o kapatsalar, kapıyı kapatsalar, elini değirmese bile zina eder. Bir şey daha söyleyeceğim. Kırklardan bir amca vardı Edirne'de. 81 yılında söyledikleri aynen çıktı. Şimdi oraya sonrasını söylerim de girmeyeyim. Arkadaş, o amca Elif'i görse mertek zanneder. Ama kırklardan da şahidim ben şeylerine. O adam olmasa bir adam çok popülerdim bir zaman. Sokaktaki diyorum, ben evli barklıyım, 4 çocuğum var. Kocası var karının, seviyorum hocam diyor, atlıyor yüzüme, boynuma sarılıyor. Bir dakika öyle bir vuruyor bunu. Evet ben yaslıyım ama melek değilim. Ben senin babam dedem diyor. Tamam kabul ettim. Beni öpmeyeceksin. Aha bunu öpeceksin. Koncan gibi. Öleyim de öyle değil mi çocuklar? Karısı kocasını öper. Ben hoca da olsam, yaşlı da olsam ben melek değilim. Beni öpemez. Cin yasak diyor. Böyle o Ahmet amca çok popülerdim. Sokakta yürütmüyor. Çin'e gittim yürütmediler ya. Türkler var orada. Öyle seviliyorum. Oğlum dedi. Ben dedi bu makamı dedi. Şu elim dedi. Karı eline değmedi dedi. Bir sahne anlattı. Hani hakikaten kazanmış o makamı. Karşı koymak mümkün değil. Elim kadın eline değmedi. Oğlum dedi dikkat et. Onun için kadın geliyor boynum. Ben böyle itiyorum. Tamam sen benim kızımsın, bacımsın. Ama beni değil bunu öpeceksin.
arkadaşı olabilirsiniz. Samimi olabilirsiniz. Peygamberin sözü bu, kanun bu. Bataş, zina diyor. Ya Allah. Ben siyasetçilere bir şey demiyorum. Onun için girmedim. Bu işleri yapmazsan şimdi Merkel'in elini sıkmasa ne olur Almanya ile aramız? Onun için ben gitmedim oraya hiç. Bana da bakanlık söyledi. Gitmedim. Ben yapamayacağım şey girmem arkadaş. Şimdi peygamberin sözü kanun değil mi Müslümana? Kanun değil mi? Size de söylüyorum çocuklar. Siz iyi niyetlisiniz ama bu kuralı çiğnerseniz sonu felaket olur. Evet ben hukukta okudum. 1000 kişilik amfi var. Böyle 300 kişi, 200 kişilik değil. 1000 kişilik amfi. Birinci sınıf. Ders sonunda arkada film çeviriyorlar oğlanla kızla. Evet. Şimdi size onu arz edeceğim. Boş vakit bırakmayın kendinize. Ben iki fakülte bitirdim. İmamdım. Bir de akşamları Konsule General de France Taksim'de Fransız konsolosunda Fransız dersleri alıyordum. Para yatırdım, pahalı. Canım yansın her gün gidem diye. Ve de hocadan evvel hiç derse girmedim. Çünkü her gün oğlan değiştiren kızlar var. Bana da asılıyorlar. Ben de melek değilim. Onunla konuşmamak için hocadan sonra giriyorum. Hemen hocayla beraber çıkıyorum. Evet şunu arz edeceğim. Bir gün geç geldim yine. Albüme de yazmışlar. Cinsi latifle uğraşmaz. Çok dindandır. Hocadan evvel geldiği görülmemiştir. Sıra. Yazmışlar. Evet hukuk albümüne. Kızın biri geldi. Evet. Yanıma okuturdu. Sağa kaçacağım kaçamıyorum dolu. İyice sokuldu. Ben de delikanlıyım arkadaş. Neredeyse sarılıp öpecek beni kız. Benim hocam büyük adamdı, evliyaydı. Oturdu önüme. Evet, keramete inanıyorum. İstersen inanma. Geldi oturdu önüme. Kızı bir vurdum böyle. Yazık kız bir ay gelemedi sınıfa. Evet, bu kadar tedbir alıyorum. Onu söylemek istiyorum. Evet, Buhari Müslim hadisidir. Cüreç hadisi var. Cüreç. Evliya adammış. İhtiyar anası varmış. Bir zengin adam ölmüş, iki oğlu, iki erkek kardeşi, bir kız. Hastalanmış kız. Şeytan hastalandırıyor. Besmele çekmezseniz yerken içerken, eve girerken kafanızı yamuklaştırır. Cinler zarar verir. Anarşist cinler var, şeytanın arkadaşları. Ondan da Allah'a sığınacak. Besmele ya, gayet basit. Bismillah. Ben içiyorum. Bu Bismillah demesem şeytan içiyor benimle. Evet. Peygamber söylüyor. İnne şeytana ye'külü bis şemal ve şrubu bis şemal. Sen billahe. Bismillah de evladım. Sağ elinle ye evladım. Besmele çekmezsen yemene içmen şeytan ortak olur. Peygamber söylüyor. Ama şimdi benim ilahiyat profesörüm televizyonda sağına soluna atıştırıyor. Hadis profesörü. Yemek yiyoruz. Böyle. Sol elini tuttum. Ne oldu dedi. İsmi lazım değil. Sünnet işledim dedim. Ne sünnet dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yiyeceği zaman böyle bir ziyafet verilmiş. Kebapla gelmiş. Sağında çölden gelmiş bir herif var. Solunda da çölden gelmiş bir Ebu Bekir sokulamıyor peygamberimizin yanına edebinden. Ona gelmişler, ıhmışlar yanına. Başlamışlar. Besmele çekmeden sağ sol önündeki etler tükenmiş, ütüler sunuyor. Bunlar hadistir. Öyle ikisini elini tutmuş şimdi. İkisi de solak yiyorlar. Buhari Müslim hadisidir. Efendi, tecil sarıya bak arkadaş. İstersen Diyanet'in eserini tavsiye ediyorum sana. Devletin eserini. Onu da Atatürk bastırmış. Oğlum demiş. Sen millaha bismillah deyin. Kül bi yeminik sağında ye. Ve min emamik önünden ye. Evet. Peygamberin sünneti bu. Şimdi dikkat edin. Ne var bunda hocam? Muazzam şeyler var çocuklar.
Ben ceza profesörüyüm, ceza uzmanıyım. Amerika beni doktora tezinden dolayı çağırdı. 99'da kaldım. Oraya gittim. Orada da o çok şeyler gösterdiler. Bütün kitap şey o doktora tezi bütün dünya kitaplarında var. Orada ben hususi ceza kısmını seçtim. Sulhi Dönmezer'den bakın ilim adamıyım. İtiraz serbest. Hocalarınız da burada. Evet. Şimdi orada Sulhi Dönmezer hocamız diyor ki bir Lombroso vardır. İtalyan cezacısı. İnsanın fiziki durumlarına bakar, suçlu tipi tarif eder. Halen var. Amerikalı profesör de günümüzde dünya hapishanesine dolaşmış, para bol. Bizim gibi böyle dışarı gitmek zor değil. Hemen yazıyorsun. Bütün otel masrafların, yol masrafların hemen geliyor. Dünyayı dolaşmış. Dünya hapishanelerinde kalanların %80'i rakamla sabit Sulhi Dönmezer'in kitabında var. Kütüphanededir. Bende de var. Hep solak çocuklar. Yani siyasi solak demiyorum canım. Solla yiyor, solla içiyor. Diyor ki adam, Lombroso haklı. Sol eli kullanmanın karakter bozukluğuyla ilgisi var. Dar alını olmak suçlu tipidir. Çatık kaşlı olmak suçlu tipidir. Elmacık kemikler çıkıklığı suçlu tipidir. Solla eli yemek suçlu tipidir. Bunlara dikkat et ey savcı diyor. Bu ilim. Bu ilim. Peygamber de ne diyor? Sağınızda yiyin. Demek ki solla yemenin karakter bozukluğunun etkisi var. İlmen bu böyle yani. Bakabilirsiniz. Sulhi Dönmezer, Ort Prof. kitabına. Sonra hoca Müslümanlara kan kusturuyordu ama sonra kızı sayesinde Müslüman oldu elhamdülillah. Yani eskiden gavur muydu? Onu söylemiyorum da. Müslümanlara kan kusturdu. Çok raporlar verdi, mahkum etti onları. Kızı bir oğlana aşık olmuş. Oğlan da Müslüman. Ben demiş ille seninle evlenmek istiyorum. Demiş ben Müslümanım. Baban böyle. Sen böylesin. Senin için demiş örtüneceğim, namaza başlayacağım. Lütfen demiş beni reddetme. Senin gibi kızı demiş nerede bulacağım ben? He dedim gitti. Evlenmişler. Kızı hocayı namaza başlattı. Hoca da namazla abdestle öldü. Şimdi ben bunu biliyorum ya. Trakya Üniversitesi'ne sürgün gittim ben. Müslüman bir cemaat beni şikayet etti. Sonra paşa benden özür diledi ama ben 14 sene kaldım orada. Orada bir 10 Kasım Atatürk günü yapıldı. Hoca Dönmezer hoca geldi. İşte Atatürk'ü putlaştıran profesörler de var Türkiye'de. Onlar da oradalar. Konuştular. Hepsi çıktılar. Paşa da orada, hakimler de. Ben de profesörüm. Ondan içinde gittim hocanın elini öptüm. Müslüman hocanın eli öpülmez mi lan? Gittim öptüm herkes içinde. Kim bu dediler? Hemen bizim rektör Profesör Cevat Akşit dedi. Bir profesör hocanın elini öpünce hoca kanatlandı. Hoşuna gitti yani. Benim namaz kıldığım yüzümden belli. Cevat Bey dedi tanıyamadım. Hocam dedim senden kök söktürdün ceza hakkında. Anamızı ağladı dedim. Senin talebenim. Hocanın çok hoşuna gitti. Döndü paşaya, hakimlere. Siz dedi laikliği yanlış anlıyorsunuz dedi. Laiklik dinsiz demek değildir dedi. Bir nutuk çekti orada. El öpmekten dolayı. Namaz kılan hocanın el öpülmez mi yahu? Anladınız mı? Orada bir saat konuştu onların hepsine hoca, Mezar hoca. Sonra namaz abdesti öldü. Allah rahmet eylesin. Neyse efendim nişanlılık bir tekrar arz ediyorum size. Ne olsa evleneceğiz diye biliyorum çocuklar. Allah şahit, melekler şahit. Olmaz çocuklar. Nikah olmaz çocuklar. Nişan nikah değil. Alo. Haramdır çocuklar. Teberrüştür çocuklar. Cevat Hoca'nın fetvası değil bu. Bakabilirsiniz. Konuşacaksınız.
ama ölçüleri aşmamak kaydıyla. Ben dert babasıyım. Telefon çekiyorum, uyutmuyorlar çünkü. Allah razı olsun, itibat ediyor da. Ama benim de bir insanım ya, uykuya alalım, kitap okuyacağım. Sizden çok çalışıyorum ben. Kaç saat uyuyorsunuz? 8 saat. 8 saat uyumazsanız hasta olursunuz. Yalan. Ben doktora bakarken 2 saat, 3 saat uyudum. Ve kilo aldım. Alışıyor vücut. Şimdi de az uyuyorum. Zevkle 4 köşeyim arkadaş. Ben gece kalkarım. Çalışırım. Hiç korkmam. Çalışan adam ölmüyor. Haberiniz olsun. Bizi yanlış yönlendiriyorlar. Evet. Şimdi ne diyordum? Neyse dinliyormuş talebem. Burada ben yoklarım, imtihan ederim böyle. Evet çocuklar, nişanlık döneminde çizgileri geçmeyeceksiniz. Telefon ederseniz kıkır kıkır gülmeyeceksiniz. Burası çizginin öbür tarafı. Öbür tarafı. Şimdi bunu çok yapanlar var. Kimse nikah kıyıyor. Allah şahit, melek şahit. Olmaz çocuklar. Biz kural koyamayız. Kuralı Allah koyar, Muhammed Mustafa koyar. Biz ona inanıyorsak ona uyacağız. O da buna zina diyor arkadaş. Ne yapayım yani? Ben onu anlatacak bir memurum. Sen de ona inanmış insansın. Çok var biliyorum ben. Hem de Müslüman çocuklar zina ederler. Şimdi o cüreyi anlatacağım. Şeytan bakın evliya adam okudu mu şifadır Kur'an. Ve nünezzil minel Kur'an'ı. Buyurun. Hoca söyledi bak. Kur'an ayeti, Kur'an şifadır. Fatiha sure şifa suresidir. Vallahi okudunuz mu şifadır. Ama okuyorum hocam olmuyor. Senin ağzın ağız değildi ondan. Evet. Peygamberimiz Hendek Harbi'nde Sa'd bin Muaz'ın burayı koparmış şeysini, damarını fışkırıyor kan parmak gibi. Cüsseli bir adammış. Ağlamaya başlamış. Demiş Sa'd kahraman bir adam. Ağlıyor ya Resulallah. Gitmiş. Niye ağlıyorsun Sa'd? Ölümden korkuyorsun. Yok vallahi ölümden korkmuyorum. Niye ağlıyorsun lan? Ya Resulallah gencim, güçlüyüm. Öleceğim. Kan fışkırıyor böyle. Biraz daha yaşasaydım, İslam'a hizmet etseydim. Ona yanıyorum. Öyle mi? Bismillah demiş. Böyle koymuş parmağını. Akan kan durmuş. O çünkü Muhammed Mustafa'nın ağzı. Besmele ile ayı ikiye bölmüş. İktarabeti saatu ve enşakkal kamar. Mucize yok diyen herif. Git Mekke'ye, ayın ikiye bölündüğü dağın oradan bak, kontrol et. Git Mekke'ye, mucizeler halen gör. Peygamberimiz cinlerin de peygamberiydi değil mi? Taif'e giderken sizi sokmazlar oraya, özel izin aldım gittim. Cinleri çağırmış oraya, gök kaya, su diye bir şey yok. Ama kainat hürmeti yaradı, Muhammed Mustafa orada susuz kalır mı? Oradayken susayınca kayadan su fışkırmış. Gittim bunu gördüm. Osmanlılar peygamberi çok sever. Ona Horasan yapmışlar, yakında köye kadar akıtmışlar. Halen su akıyor çocuklar. Gidip görebilirsiniz. Su çıkacak yer değil. Mucize olarak su çıkıyor. Halen akıyor. O köyün domatesleri 5 riyal, öteki domatesler 1 riyal. O kadar lezzetli oluyor o suyla sulanan. Halen giderseniz lütfen görün gözünüzle. Gene peygamberimiz bir adam geldi. Ben dedi kavmin kabilesiyim. Ama dedi iyi bilmiyorum. Yanıma dedi kurra adamlar katmış biliyorsunuz. Gönderdi. Oraya da gittim. Çölün ortasında oğlu dinlememiş. Ablokayı almışlar. Oraya gittim. Su çıkacak yer değil. Oradaki Müslüman elçilerin olduğu yerden su çıkmış çocuklar. 5 metre gidiyor. Orada kayboluyor su. Gidip görebilirsiniz. Gidip görebilirsiniz. Mucize görmek istiyorsanız İstanbul Boğazı'nı inceleyin. Evet. İTÜ su profesörü gösterdi. Boğazın üstten suyu Akdeniz akıyor. Marmara'ya, oradan da Ege'ye. Belli metreden sonra da alttan Karadeniz'e gidiyor. Ve arada hiç şey yok.
Böyle bir gergi yok. Üstün suyu altta bulaşmıyor, altın suyu üstte bulaşmıyor. Ben İspanya'ya gittim Cebel-i Tarık'a. Kaptan Custo. Okudum. Dünya denizlerini inceliyor herif. Cebel-i Tarık Boğazı'nın bir çizgisinin bu tarafında su başka, bu tarafı su başka. Hiç birbirine benzemiyor. Meracel Bahreyni yeltakiyani beynehüme berzahun la yabgiyan. Bu mucize görmek için hocanıza söyleyin. Gitsin İspanya'ya. Bir de yanına laborant götürsün. Sudan alsın gelsin. Boğaza gitsin görsün. Mucize inkar eden o hocanız. Orada iki deniz birbirine karışmaz diyor Allah. La yabgiyan. Bu mucize halen devam ediyor. Mekke'de de bunlar var. Gördüm. Görsün arkadaş. Mucize yok diyor. Şuna bak. Neyse. Efendim siz nişanlık döneminde lütfen çizgileri çiğnemeyin. Lütfen çiğnemeyin. Gençsiniz. O Cüreyş okutmaya gelmişler bir kızı. Okurken şimdi tokalaşmak ne demek? Basit demeyin. Zinaya yaklaşmayın diyor Allah ya. Bir bakmış okuduğu kıza Allah dayanılır gibi değil. O kadar güzel gözlü bir kız. Hemen estağfurullah demiş. Ama içeriye bilgisayarına giriyor. Virüs girmiş içeriye. Ertesi gün bir daha gelmiş, bir daha bakmış. Ertesi gün bir daha bakmış. Demiş ki kardeşlere götürüp götürme durun, yorulmasın demiş. Teyzenizin yanına koyun demiş. Ben boş buldukça okurum ona. Evli adam zina etmiş. Buhari Müslim hadisidir. Zina etmiş. Neyle başladı çocuklar? Bakışla başladı. Tokalaşmak ondan daha ileri. Ondan sonra şeytan gelmiş. Senden intikam aldım demiş. O kızı ben gönderdim. Şimdi dedi birleştiniz. Kızın karnı büyüyecek demiş. Sen evliyasın. Millet seni tapar sesini seviyor. Kızın karnı büyüyünce ne yapacaksın demiş. Seni acıdım demiş. Kızı öldür demiş. Buhari Müslim hadisidir. Öldür. Hoca bir düşünmüş doğru. Gece kızı boğmuş öldürmüş. Ondan sonra kurtaramadım. Ondan sonra gömdürmüşler. Herkes evliya diye böyle. Şeytan yine gitmiş oğlanlara. Ya bizim kardeşimizi hoca boğduysa? Vesvese vermiyor mu? Vesvese. Uyuyamıyor küçük kardeşi. Büyük kardeşi böyle. Abi demiş be ben uyuyamıyorum. Niye uyuyamıyorsun? Ya bizim kardeşimizi hoca boğduysa ben de onu düşünüyorum. Gitmişler kadıya şikayet etmişler. Böyle durumlarda kabir açmak aslında haramdır ama böyle durumlarda açılır. Bir açmışlar, biz adli tıp okuduk, hukuk fakültesinde travma derler. Böyle sıktın mı kararır değil mi yeri? Bir yer vurdu mu kararır, kan oturur. Travma. Kızı böyle hoca öyle sıkmış ki burayı beş parmağın izi burada kızda boynunda duruyor. Hemen hakim karar vermiş. Hocanın kısa sen öldürülmesine. Evet dikkat edin bak. Bir bakmayla başladı. Evet namaz geçtiği zaman sen söyle elin kaldır. Evet. Ondan sonra hocayı tüküren, yıkan evini, taşlayan evliya dedikleri adam daracına gidiyor. Rahmetli Ali Fuat Başkil hocamız bize böyle şeyler anlatmıştı. Siyaset hastalığı oğlum geçmez. 5 metre ileride asılacağını bilserip siyaset yapar. Bu adam da şimdi şeytana kandı ya. Şeytana kanılır mı hiç? Gene gelmiş şeytan. Bunlar demiş benim adamım. Ben bir emir versem bunlar demiş vazgeçer sen asılmazsın. İmanını bana ver sonra demiş tövbe edersin. Enikfur. Kur'an'da vardır ayet. Can tatlı. Hoca bir de kafir olmuş mu? Ondan sonra demiş ben demiş böyle zor işlere girmem. Şeytana inanılır mı hiç? Neyle başladı çocuklar? Bakmayla başladı. Dokunma daha kuvvetli. Lütfen bir Müslüman olarak bunlar peygamber çizgisi. Sonra iki erkek şahit, gavur şahit olamaz size Müslümana. İki erkek şahit kendiniz veya vekiliniz veya oğlan
Nikah. Ben zevciliğe, helallığa sana vardım. Seni kabul ettim. Veya eş olarak seçtim. Neden? Çünkü biraz evvel bak dokunmak bile haram diyorum. Bakmak bile haram diyorum. Ama biraz sonra nikahtan sonra farzdır karı koca ilişkisi. Gece iki rekat teheccüd namazı dünyadan kıymetlidir diyor Peygamberimiz. Kocasının yanına yatması karının teheccüden üstündür. Aynen böyle. Bu benim kanaatim değil. Hukuk da böyle. Farz oluyor, görev oluyor. Onun için sağlam olması lazım aktin. Medeni kanunu bir şey demiyoruz. Karnımız uyacağız. Sen bunu eş olarak seçiyor musun? Evet. Sen evet. Şak 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 şak. Evet, geniş zamandır çocuklar. Şimdi mi? Evet. Yarın mı? Evet. Bir ay sonra mı? Evet. Bir sene sonra mı? Evet. Hepsini için almaz mı? Hocam belli değil mi ya? 300 davetiye çıkarmışız. Hayır. Fransız kanununda deneme süresi var. Halen hukukta. Deneme süresine ayrılabilirler. Evet. Deneme, İslam'da böyle deneme olmaz arkadaş. Sağlam olacak. İyi seçeceksin, kızı göreceksin, oğlanı görecek. Belli şeyler içinde iyi seçeceksin, dönüş olmayan yol. Delilik, zina, bilmem ne gibi, zırdeli gibi, erkeğin iktidarsız, kadın, şu bu filan olmadıkça, efendim, içim ısınmadı. Niye vardın? Ayrılmak yok. Basit şeylerden ayrılırsanız arş-ı âlâ silkindirecek kadar veballidir. Öyle sağlam yuvadır. Şimdi bizim hocamız Veldedeoğlu kitabında yazıyor. Ya bu şeriat nikahı çok basit, çok çürük. Çünkü baş ol dese karı gidiyor, defol dese gidiyor. Biz bunu önlemek için karıları sağlam nikaha bağlayalım diye medeni kanunu getirdik. Kitabında vardır, bütün aile kitabında. Ben sınıf geçtim ondan. Bakabilirsiniz çocuklar. Medeni kanunu getirdik. Medeni kanunda boşanma sebepleri sayılmıştır. O bu boşanma sebepleri sabit olmadan boşanamaz. Sağlamlaştırdık. Hoca söylüyor ki, çok ilginç. Şeriat nikahının uygulandığı zamandaki boşanmalar %15. Medeni kanunu getirdik %75'e çıktı. Sağlamlaştırmış ki ya. Hocanın kitabında yazıyor, ders kitabı. Bakabilirsiniz. Neden? Haksız yere karı boşamaktan arş silkinir. Yehtezzu lizalikel arş. Müslüman ebedi alemini yakar mı hiç? Yakar mı? Onun için boşsun diyemez. Defol git gözüm görmesin boşama niyetiyle söyleyemez. Katlanır. Kadın da katlanır. Ama medeni kanunda böyle bir şey yok. Arşı silkindirme maddesi yok. Yalan şahit buldun mu? Gereği düşünüldü. Boşanmalarına çok var. Biz de avukatlık yaptık. Hazır şahitler var salonda. 150 lira verdin mi? İstediğin gibi konuşur. Ama inanan bir insan buna boşayamaz. Öyle diyor hoca. %15 boşanma oranı idi. Biz medeni konukerde %75'e çıktı. Böyle evlendikten sonra karı koca ilişkileri ana babadan öyle gelir. Yatağa besmelesiz girmeyeceksiniz. Besmelesiz girerseniz ve şerikum fil envali vel evlat. Çocuklarına ortak ol diyor şeytana, izin vermiş. Besmele çekmezse o çocuk, doğan çocuk, sen kim olursa ol, işte buraya gelir hocayla gırgır geçer, alay eder. Çocuğu dinlemez, polisi dinlemez, polisi devlete uğraştırır. Suyunda şeytan suyu var. Evet, besmelesiz. Besmele çekecek, iyi genç. Ondan sonra haram lokma yemeyecek hanım, yedirmeyecek kocası. Süt verirken besmele, doğururken besmele. Hadis var burada çocuklar. Hadis var. Çocuk doğarken ağlar. Ben adli tıp okudum, bulunduk hepsinde. Evet, çocuk niye ağlıyormuş biliyor musunuz? Ağlayınca gülür, sevinirler. Diri diye, ölü doğmadı diye. Onun da şeytanı var. Benim de senin de var. Benim de yüzlerce var şeytanım. O kadar uğraşıyorlar benimle. Herkesin bir şeytanı var. O çocuğu doğarken daha oynarmış.
O çocuk sen anlamıyorsun. Beni kurtarın bu melyondan. Ne olur anacığım babacığım. Ona ağlarmış. Ahmet İbni Hanbel. Üçüncü cilt sayfalar var. Kaç yerde geçiyor hadis. Arkadaş. Besbese yatağa girme. Haram lokma yedirme. Süt verirken Bismillah diye. Yoksa şeytanla beraber olur. O çocuktan hayır gelmez. Ben müdürlük yaptım çok. Bir çocuk var pıh dedin mi ağlar. Bir çocuk var tokat atsan pıh desen şükür der. Arsız olur. Suyu önemli. Zor olur terbiyesiz ol. Zor olur terbiye. Ondan sonra doğunca güzel at koyacaksınız. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kahmet. Ondan sonra besmele ile haram lokma yedirmeyeceksiniz. Çocuğun yanında karı koca küfretmeyecek. Birbirlerine kavga etmeyecek. Asla kötü sözler söylemeyecek. Çünkü ben bu bilgisayarı icat eden herifle tanıştım Amerika'da. Nereden buldun lan dedim. İnsan beyninden buldum dedi. İnsan beyninden inceledim. İnsan beyninden buldum dedi. Bilgisayarda hard disk var değil mi? Ben İngiliz okuluna gittim Amerika'da. Fransa biliyorum, Arapça biliyorum. Adult Learning Center. 59 yaşındayım. Hemen ilk gün dedi ki hoca, teacher. Her gün dedi televizyon dinle. Dedim daha yes demesini bilmiyorum ben. Fransızca konuşuyoruz. Daha ben yes demesini bilmiyorum. Olsun dedi dinle. Beyin alıyor onları. Kaydediyor hard diskine. Ana 3 ay sonra baktım ağzımdan İngilizce kelimeler dökülmeye başladı. Şimdi neye getireceğim lafı? Ana baba kavga ederse 2 yaşında 3 yaşında çocuğun yanında çocuk küfürleri kaydediyor. Böyle bir çocuk 6 tane adam öldürdü Kayseri'de. Gözlerini oya oya durnan söke söke 7.yi öldürecekken polis yakaladı. Ondan sonra hücreye attılar. Söylemiyor çocuk. Polis kahraman, bizim polis kahraman polisimiz katil oldu, girdi odasına. Çocuğu konuşturacak. Sonra ahbap oldular hücrede. Yahu dedi, niye dedi her gün gözünü oyuyorsun, burnunu kesiyorsun, kulağını kesiyorsun, dırnağını söküyorsun. Benim gibi tam alnına vursan da gebertsene dedi adamı. Sen de dedi hiç merhamet, şefkat yok mu? Abi dedi şefkat ne demek? Merhamet ne demek? Çocuk merhamet şefkati bilmiyor. Onun için bağıra bağıra nasıl bağırmaz insan gözünü oyarken ya? Hiç dedi sen demesin. Yok abi merhamet ne demek? Oğlum demiş. Arkadaşım seni anan hiç öpmedi mi? Bağrına basmadı mı? Baban seni hiç kucaklamadı mı? Yok abi benim babam hamaldı. Anam cahildi. Her gün kavga ederlerdi. Küfür ederlerdi. Birbirine döverlerdi. Hızını alamazlar beni döverlerdi. Beni anam babam hiç kucağına alıp bağrına basmadı. Hep dövdü beni. Ben şefkat merhamet nedir bilmiyorum. Bu ben ilim adamıyım. Takip ediyorum. Aynen olmuş vakadır. Onun için Müslümanlık en güzel yoldur. Çocuğu besmele emzireceksin diye koklayacaksın, öpeceksin. Muhammed Aleyhisselam böyle yapmış. Ümmü Seleme anamızın odasına gelmiş, Cebrail gelmiş. Karını çıkar demiş. Önemli şeyi konuşacağız. Karıya Ümmü Seleme anamızı kapıya durdurmuş. Yer oda zaten, bir tahta kapı var. Hazreti Hüseyin aslan, Ali aslanın, Hazreti Ali'nin aslan yavrusu kuzu gibi. Oğlum demiş, deden tembih etti, girme demiş içeri, biraz da oyna, itir vermiş onu. Girmiş, kucağına oturmuş, sakalına sırıyor, kulağına sırıyor, gözüne çakıyor, o da onu öpüyor, kokluyor, diye diye. Cebrail Aleyhisselam demiş ki, bu da Müslüm hadisidir. Demiş, bunu çok mu seviyorsun? Allah için çok seviyorum demiş. Sevilmez mi lan, şuna baksana. Ama bakın, kulağını çimdiklemiyor. Bir tane vurmuyor. Burnuna sılıyor, sakalına sılıyor, öpüyor. Bunu demiş Kerbela'da şu testi kan daştığı gün öldürecek kavmin. Benim oğlum demiş temiz adamdır. Niye öldürsünler peygamberimiz? Öyle de olsa böyle. Evet bunlar Müslüm hadisidir. Çocuk sevilir. Kavga edilmez. 7 yaşındayken namaz öğretilir. Ondan sonra
delikanlıyken, kendisiyken işte iman, namaz, şunlar, bunlar, misafir karşılaması, yemek yemesi, ayakkabı giymesi, büyüklere saygı etmesi öğretilir. Kötü arkadaşlarla arkadaş edilmez. Kötü komşuyla komşu olunmaz. Ve boş bırakılmaz. Öğretilir, ilim öğretilir, meslek öğretilir. Kötü arkadaş kötü yapar. Boş bırakılmaz. Ben çocuklarımın şimdi dünya çapında birisi ilim adamı. 107 tane patenti var. Amerikalılar ayağıma kapandı. Dedim alacağım sizi. Burada bırakmayacağım. Getirdim Türkiye'ye. Öteki oğlum da şu bu. Neyse. Kahve bilmezler. Sigara bilmezler. Küfür bilmezler. Bana diyorlar ki hocam hangi duayı okudun bunlara? Duası bu. Besmelesi yatağa girmeyeceksin. Haram lokma yedirmeyeceksin. Ben çocuklarımı hiç yalnız bırakmadım. Cebine fazla para bırakmadım. Hatta Boğaziçi'nde okuyordu. İmam Hatip'ten sonra bir otobüs parası. Onu da düşürmüş parayı. Ta Boğaziçi'nden eve karlı fırtınalı günde yaya gelmiş. Gelirken otobüsün biri görmüş. Oğlum demiş gece yarısı ney bu? Bir şey yok. Almış eve o getiriyormuş. Para fazla vermedim ki şımarmasın diye. Anladın mı? Sağa sola gider diye. Şimdi dünya çapında ilim adamı oldu. Ve pazar günleri alıyordum onları, Kırabayır'a götürüyordum. Kahvede arkadaş edinmesinler, mahalle çocuklarını konuşmasınlar diye. Orada top oynuyorduk, güreşiyorduk. Beni yıkacaklar zaman güreşi bıraktım. Ondan sonra böyle peygamberin şeysi bu. Evet, böyle hoca yetiştik. Tamam, geldik, bitiriyorum. Böyle genç olacaksınız. Haşir neşir oluyorsunuz. Ben de sizin gibi okudum. Peygamber buyruğuna uyuyorsunuz. Kendinizi boş bırakmıyorsunuz. Habire ders çalışıyorsunuz. Güzel yetişiyorsunuz. Allah böyle temiz yetişiren delikanlıyı arşın gölgesini gölgelendirir. Yardımcısıdır. Başarınız önünüz açık. Neyse dedim ya çok uzatırım ben lafı diye. Daha çok söylenecek laf ama yeter. Teşekkür ediyorum. Hayırlı istikballer diyorum. Allah'a emanet olun.